Sohbetlisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok. Efendim haftanın ilk Burada Laf Çok'una hoş geldiniz. Malum jübileler insan hayatı için önemlidir ama ben insanın jübile yapmayanını severim. Jübile sonrası yoğun bir vefasızlığa maruz kalmamak için bu gece asla jübile yapmayacak büyük ustaları ağırlıyoruz. İşin mizah ve müzik kısmını biraz onlara bırakmak niyetindeyiz. Dolayısıyla lafı uzatmayalım çünkü muhtemelen o unutulmayacak bir Burada Laf Çok hikayesi varsa o şimdi başlıyor. Şok, şok, şok. Flash, flash, flash. Günlerdir beklediğiniz, heyecandan tweetler attığınız Burada Laf Çok şu an başladı. Sezen Aksu. Şarkılarıyla herkese ortak bir duygu katan, bütün gün saymaya çalışsak da kaç tane bestesi olduğunu toplayamadığımız söz yazarı, besteci, prodüktör Sezen Aksu an itibarıyla Burada Laf Çok'ta. Atilla Özdemiroğlu. Aman Allah'ım. Müzisyen, aranjör, bestekar Atilla Özdemiroğlu değil mi o? Sayısız aranjeleri, sayısız bestesi ve bir o kadar sayısız film müziği bulunan Atilla Özdemiroğlu an itibarıyla Burada Laf Çok'ta. Melike Demirağ. Hepimiz Melike Demirağ, 1974'te Yılmaz Güney'le başrollerini paylaştığı Arkadaş filmi ve filme de adını veren, nesilden nesile miras olan Arkadaş şarkısıyla tanıdık. Yani uzun lafın kısası, Melike Demirağ da an itibarıyla Burada Laf Çok'ta. Şanar Yurdatapan. Ünlü müzisyen, besteci ve söz yazarlığı dışında insan hakları savunucusu olan Şanar Yurdatapan, bu zamana kadar kimlere söz yazmadım, kimlere bestelerimi vermedim. Dünden bugüne yaptığım her şeyi anlatacağım. Şu an yanınızdayım, konuşuruz diyen Şanar Yurdatapan, an itibarıyla Burada Laf Çok'ta. Şimdi sevgili seyirciler de radyodan bizi dinleyen dinleyiciler. Bu efsane programa tanık olmadan önce çayınızı, kahvenizi ve atıştırmalıklarınızı hazırlamanız için size zaman veriyor ve kısa bir aradan sonra dönüyoruz. Burada Laf Çok. Sevgili seyirciler, Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. Haftanın ilk pazartesinde sizinle birlikteyiz. Salı'ya bağladık şimdi. Sayın Sezen Aksu bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Atilla Özdemiroğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Melike Demirağ hoş geldiniz. Sayın Şanar Yurdatapan hoş geldiniz. Sayın Şanar Yurdatapan başkası herhalde. Ben sayık falan değil. Şanar Yurdatapan hoş geldin abi. Hoş bulduk. Tamam gayet güzel. Serhan Yatsıman arkada duruyor hoş geldiniz. Abi sizin isim neydi? Serkan. Serkan abi sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Piyanonun başında. Muhteşem bir akşam bizi bekliyor diye umuyorum. Bakacağız. Ona bir bakacağız. Gerçekten önemli. Şimdi 3 gündür sosyal medya şey soruyor bana. Sezen Aksu hiçbir canlı yayına çıkmaz. Nasıl getirdin? Tezahürat olmadan yani 5 yıl falan bir o tribünlerde tezahürat olmadan mümkün değil getiremezsin. Vesaire vesaire vesaire. Biz Sezen Aksu'nun nasıl getirdiğimizi küçük bir belgeselle anlatmaya çalıştık. Sizinle konuştuğum telefonu kayda aldım. Buyurun görelim lütfen. Efendim. Alo Sezen Hanım. Efendim. Mesut Yer ben. Mesut Yer nasılsınız? Aa Mesut'cum. İnanmıyorum. Nasılsınız? Sana bir söyleyeceğim. Ya daha dün rüyamda seni gördüm. Kaç gündür senden bahsediyorum. Seni konuşuyorum. Seni ediyorum. Diyorum ki bu adam niye beni hiç çağırmıyor diye. İnanamıyorum şu anda sen beni arıyorsun. Ya ben de şey, tam da bu yüzden aradım sizi. Benim programa gelir misiniz? Hayatım 5 senedir bana bu soruyu sormanı bekliyordum biliyor musun? iyi o zaman. Pazartesi akşamında yazıyorum size. O zaman pazartesi günü Seyran Türk'te hadi seni programına geleyim. Güzel bir sohbet edelim. Tamam mı canım? Öpüyorum seni. Öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum size hanım. Hoşça kal canım. Hoşça kalın. Geldi. Galiba Türkiye'de en çok sesi taklit edilebilen ikonunuzsunuz.
Baldızım, sevgili Naz Çekem'e teşekkür ediyorum. Bunu yaptığı için ya. Çok fena bir şeydi. Şükran Oğlu yapıyor galiba. Şükran acayip acayip yapıyor. O da fena. Demet Akbağ müthiş yapıyor. Yani bir gün fırladım, ben dedim ki ben böyle bir röportaj vermedim. Biri acayip 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 olmadık şeyler konuşuyor. Bir fırladım banyoda. Seni soyarlar Sezen. Şimdi bankalar falan sesle tanıyor. Soyarlar seni. Ya. Sen bir ana her şey yapılabilir. Evet. Çok keyifliydi. Atilla abi. Nasılsınız? Ya şunu bir diyemedim yalnız ben. Televizyon programlarına çıkmaz, bilmem ne canlı yayına anlarsanız çıkmaz. Anlarsanız onu çıkmıyor musunuz? Ha, o kadarını söyleyeceğim. Çok heyecanlanıyorum. Hani gereğinden fazla çıkıp da tansiyonumu daha fazla yükselttim de zamanından önce. Başıma bir işkembesine dikkat ediyorum yani. O yüzden ama yani Kırmızı canlı yayına gerçekten dört büyük ustayı getirdik. Teşekkür ediyorum her şeyden önce. Sağ olun. Demin Atilla abi bana hani heyecanlı mısın diye sordu. Elbette ki benim heyecan olacak. Yani sonuçta... Doğru mu? Samimi misin? Öyle tabii. Aynı kuşağın adamlarıyız biz. Yani birlikte yaşlandık farkındaysanız. Nasılsın? Ben aslında iyiyim. Bitmek üzere tedavim. Harika. Bugün şey başladı, beyin şeylerim, şualarım. Ne derler ona? Eski adam gibi konuşuyorum. Radyasyon, şu an ne? Radyasyon. Işın. Işte ışın. Işın. Işın. Işın tedavim başladı. Bir sersemledim şöyle hafif ama yani götürebileceğim. Bu sersemlemiş haliniz bu işte, bravo. Bravo. Unutkanlık olacakmış. Şey testi yaptılar. Hafıza testi yaptılar. Bir de sonunda yapacaklarmış. Ya ne güzel tatlı ya. Evet. Düşünsenize. Keşke unutabilsek var. Mesela ilk neyi unutmak isterdiniz? Neyi mi unutmak isterim? Eyvah. Soru bu ya. Şan abi konuşur. Şat yapımda bir at, şat biliyorsun Şanar bir at ile at. O tam at benim işte. Onu unutmak. At siz misiniz? Şeye kendini korudu, atı unutmak isterdi. At gibi çalıştım çünkü 10 yıl. Kaç sene oldu Şanar abi şat kullanalı? 1971'in sonlarıydı. 71. Evet. 79'un ortalarına falan kadar sürdü. Evet. Ama ondan sonra yine... O nasıl bir dostluktur? Mesela hani şimdi hani iki esnaf bir çay ocağını iki sene yürütemiyor. Yani 9 sene acayip bir iş yapıyorsunuz. Biraz zor olmadı mı? Yani dövüştünüz mü hiç? Kavga ettiniz mi? Etmiş ettik mi? Yok etmez. Kavga etmez. Çok uysalım. Ensesine vur şeydi falan derlerdi. Allah aşkına. Aa, öyle bir adamdı. Değil miydin? Eskiden öyleydi. Eskiden. Daha gibi çıktım. Atilla. Atilla ya. Öyle miydin? Eskiden Şanar daha. Pasif agresif. Sen daha pasif agresif. Tabii. Niye unutuyorsun? Sen ayrı maksedinizi söylediğin zaman nasıl arka çıktım sana? Şimdi bunu mu yapacaktın bana? Evet evet. Ama yani sen gerçekten sinirli gibi durmazsın. Ama yaydığın elektrikle gereken performansı gösterip gereken feedback'i de alırsın yani. Bir trafo gibi yani. İyiymiş. Ya. Çok elimizi yayıyoruz. Sevdim kendim bu halimi. Melike de önemli bir şey söyledi. Yani Şanar eskiden şeydi. Tabii ki asiydi yani biz biliyoruz onu. Yumuşadı mı? Tabii. Şimdi Şanar Macun eskiden... Bana pamuk gibi, pamuk. Şanar bunlar eskiden... şaşırmış ki, mişadar mı yumuşadı? Sen hayatım, sen bilmiyorsun. Ya eski halini bilmiyor muyuz? Sezen Aksu'dan öğreneceğiz. Şanar daha şey oldu. Eskiden birlikte çalışırken epey şey zor günlerimiz olurdu. Bazı şeyleri bayağı zorlanırdık birlikte yaparken falan. Ama şimdi çok yani biraz yaş da alınca daha bir yumuşadı. Atilla eskiden çok daha mülayimdi. Ya. Çok daha böyle etliye sütlüye fazla karışmazdı. Şimdi Atilla biliyorsunuz tabii. Atilla bizim gururumuz oldu. Yani demek ki yani bir dönüşüm, bir değişim yaşandı o zaman. Yani siz tam olarak neyi birlikte yaparken sıkıntı yaşadınız? Yani şöyle biz işte biz her şey... Mesela bazı parça seçimlerinde söylerken, konuşurken, yurt dışındaki günlerimizde 12 Eylül darbesi sırasında sürgün yıllarımızda filan. Sonrasında dönüşten sonra da tabii darbeden sonra yurda döndüğümüz zaman da Şanar mesela kafasını kel kestirmişti, saçlarını kestirmişti filan. Bana dedi ki sen de kestir, protesto edelim dedi. Ben de kıyamadım saçlarıma, kestirmedim filan. Şanar abi. Ama yani bugün ben saçımı bugün ben saçımı kel kestirecek hale geldim. O derece içim infial dolu ama Şanar artık saçlarına dokunmuyor. Dokundurmaz. Zaten bir şey kalmıyor. Ama ne güzel olmuş. Ya. Şanar'a bir genişlik geldi. Bir genişlik. Yıllar geçti bir genişlik geldi. Keyifli oldu. Aslında sıklıkla bir araya geliyorsunuzdur ama böyle hani canlı yayında falan bir araya getirmek gerçekten zor. Çünkü acayip bir şey ya. Yani Türkiye'de galiba insanları bir araya getirmek zorlaştı. Dolayısıyla hani tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sezen Hanım... Anlatamadığınız bir duygu kaldı mı şarkılarınızda?
Kalmıştır büyük ihtimalle yani. 3-5 bilelim onları. Ha, onları bile ben de bilmedim. Daha henüz yazılmadı onlar. Henüz bilemiyoruz yani. İnsan eteğinde neyi biriktiriyorsa onlardan bahsediyor. Hı hı. O yüzden ama yani baktığım zaman mesela her duruma ve her konuya uygun bir sürü laf etmişim. Annem de bana şey der, Anadolu'da senin gibilerine her çıkan gelinin yengesi derler diye. Şehirban lafları ya. Yani şehirban lafları. Şey, evet yazmanı istiyorum. Yani maydanoz, yazmıyor maydanoz demek istiyor bana annem. Bizime karşı söylüyor. Evet tabii. Yani her çıkan gelinin yengesi çok ağır bir laf aslında. Tatlı bir organik tarım ilişkisi. Nasıl bir annem? Şehirban hiçbir zaman düz konuştu mu hiç hayatında? Yok, konuşmadı. Bir de benim öğretmenim oldu ve bütün sınıfta bir yerlere düşüyordu annem konuşurken gülmekten. Çocuklar gülünce de acayip sinirleniyordu. Çünkü yani annem hiç durmadan şöyle konuşur. Oğlum madem güvenmiyordun bileğine niye çıktın Hasan Dağı'na oduna? Varışına gelişim tarhanasına bulgur aşım. Kaşına kaşına çıktın sedir başına. Eşek eşiği ödünç kaşır. En sevdiğim... Bunu anlatsın. En sevdiğim laf sineğin akıllısı köye eşeğin kulağında inendir. Çok öbürü güzel. Çırpınıyor. O yumuşak iniş yapıyor değil mi? Anneannem de öyleydi. Annem de böyle çok esprili konuşuyor. Valide böyle kelimeler biriktirmiş hayatı boyunca anladığım kadarıyla. Annem, ben de hiç duymadım. Öyle mi? Hep böyle konuşuyor. Evet evet. Hani düz konuşluğu yok yani. Yok yok yok. Sınıfta da öyle konuşuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani insan tabii bunlardan bir yaşam ne diyeyim bir bilgelik tabii. Yani bunlardan yaşamınıza... Şey yaptınız mı? Bakar mısın? Kelime bitti. Ne yaptım? İyi akıllısı mi? Eşeğin kulağında köye inendir. Yani öteki çırpınan ben şu anda çırpınan. Şiar edindiniz mi? Validenizin bu özdeyişlerinden diyelim. Ya mutlaka bir izi olmaması söz konusu değil. Yani bilhassa evde temizlik yapılırken köy yanar kahve taranır diye bir lafı var ki. Kahve ben oluyorum. Ev silinirken, süpürülürken ben çünkü takma kirpiklerimi takıp saçımı başımı falan ayarlıyordum. Ya annem şu anda ona yardımcı olmak için evde bazı İzmir'den taşınmadılar hiçbir zaman ama hemşirelerin hepsi Einstein olduğunu söylüyorlar. Öyle müthiş bir zekası olan ama bunları çok soğuk ve ağırbaşlı bir şekilde yaptığı için benim gibi tipi bozuk olmadığından hep ağırbaşlıdan sayılmış bir kadın. Bir şey söyleyeceğim hani poker suratla hani böyle ifadesiz bir suratla yapıyorsa muhteşem bir zekadır tabii. Ya çok evet yani zekasını belli etmeyenler çok zekiymiş. Annem onlardan gerçekten. Laf sokup kaçanlardan güzelmiş. Yani hiç durmadan ağzının içinden birilerine yerleştiriyor. Bu eşekle sinek meselesi güzelmiş. Atilla abi sizinle var mı böyle şeyiniz? Yok hayır böyle ben yıllardır ısrar ediyorum Sezen'e bunları ne olur yazalım bir tarafa da bu kitap yayınlayalım diye. Not ettik kardeşim de ben tamam de yazacağız ama. İnşallah. Bu Sezenli sözler olacak mesela. Yok annemin yok, sözleri Şervan ya. Lafları. Ama Sezen yani sonuç itibariyle muhtemelen çoğunluğu size çalıştı bu sözlerin. Yok ya genel olarak hayata yani. Ha gelene gidene. Evet, evet. Yani hiç durmadan. Güncel konuşma söyle. Siz o sopalardan yediniz mi o sosyal sopalardan? Kesin yemişimdir. Yemiş misinizdir? Kesin yemişizdir. Yani mesela lüzumundan fazla oturursa lafın arasında konuşurken bir tutam bal yapışta kal diye araya sokuyor. Ne oldu ben şeklimi alalım kalkayım diye. O da keyifli bir şeymiş. Peki Türk pop müziğine, Türk müziğine aslında yön veren bir isim olarak tanınıyorsunuz, öyle kabul ediliyorsunuz. Sonuç itibariyle bu tabii yön ustalarının... Sizin yanında mı söylüyorsun bunu? Yani şöyle, siz yaptığınız şeyler... Ya Atilla yapma, ben sizin çömezinizim. Şu açık açık konuş, biz bizeyiz ya. Ya delikanlı gibi konuşalım, bak beni de tersine bırakma. Zaten yeterince çalışmıyor değil mi Sezen şeylerde? Üç tane, orada üç tane gömmemiz lazım soğukta. Sonuç gelinen yerden mutlu musunuz? Gelinen yer yani aslında bir çabalarımız oldu. Yani Sezen de onun içindeydi, Şanar da içindeydi. Özellikle 70'li yıllarda oldu bu. Şöyle ki bir misyonumuz vardı. Genelde o yıllara kadar yabancı pop üzerine Türkçe sözler gibi böyle gidiyordu müzik. Yerli beste de vardı fakat yerli besteler de yabancı gibiydi. Yani en fazla Latin olabiliyordu, Akdeniz olabiliyordu. Biz şöyle bir misyon edindik kendimize. Zaten Sezen ilk geldiğinde şöyle hoş bir şey oldu, o beni aramıştı. Pat diye girdi odama randevu vardı ve elini direkt koyup bir şarkı söylemeye başladı. Nasıl yani? Yani
Aynen böyle, hiç merhaba yok. Ondan öncesi de Şanar'ı yolladım. Evet. Ben Şanar'ı yolladım, doğru. İzmir'e. Daha doğrusu peki söyleyeyim. Birisi sekreterimiz dedi ki bir hanım sizi arıyor İzmir'den. Evet, peki neydi, bağla. İşte ben Sezen Aksu, evet ben sizinle çalışmak istiyorum. Tamam. Evet. Ama ben işte Londra'ya falan gidiyordum, öyle bir meşguliyetim vardı o sırada. Ya da i̇şte... evleniyordun herhalde. O başka işte. Sonra Şanar birkaç gün sonra şey İzmir'e gidiyordu. Bir git, ilgilen dedim, böyle bir böyle bir kız var, daha dinlemedim hiç. 31 sonra... Aralık günü geldi. Öyle mi Şanar geldi, öyle mi? Evet, oo, 31 unutulmaz. Aralık. Orasını sen anlat o zaman. Ben o kısımda çok... Yok sen anlat anlat ya, güzel. Peki neyse, en de sonunda bir biz... Noel Baba kıvamında ha. Evet, Sezen Aksu geldi. Direkt böyle girdi odaya. Masayı koydu. Tak diye Haydi Şansım okundu önce bana. Yok, Haydi Şansım söyledim. Sonra bestelerimi söyledim. Mesela. Haydi Şansım sizden bir önceki süre. Benim biliyorum önce... bir tane öyle bir şarkı tabii vardı. Tabii taklak gelip de... Söyledim bebeğim neyse. Sonra da... Ben... Tabii bugün ben kemoterapiden kaybolan şey yapabiliyorum. Kaybolan yılları mı yok, 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 yaşanmamış falan da daha. Ne bir şey... Ya seni gidi olmaz vurdum duymaz. Onu okudun. Hayır, olmaz seni gidi vurdum. Seni gidi vurdum, seni gidi vurdum duymaz. Duymaz sonra. O zaman fefekti bir de. Allah aşkına. Ya fark ettiniz diye girdi lafa. Öyle mi girdiniz siz de? Ofun. Yüzüme karşı ateş etmekte yani. Canlı yayında. En büyük eğlencemiz neydi biliyor musun? İsmin neyse de... Fefen. Bu sahneye çok uygun değil. Bunu değiştirelim dediniz herhalde. Yok hayır. Sonra çalıştı. Aldı. O kadar hırslı ki. Kalemle ağzına aldı ve onları geçirdi. Ne yaptı etti. Bir kartvizit ama. Ya tam geçiremedim de bunu burada bu kadar açık sıçık anlatmam ne benim. Çok ayan beyan oldu hayatım. Bir şeyim bir havam var demek. Kendime göre. Kendime göre. Kendime göre bir havam var. Ne yaptın? Dinledin ben sana söyledim sen evet. Anlat diye. O vakit bir arkadaşıyla birlikte bir güzellik salonu falan gibi bir şey işletiyorlarmış. Oraya davet ettiler beni. Orada şarkılarını söyledi, bestelerini söyledi, dans etti falan. Ha bunların hepsi yapıldı yani. Ya ben de böyle oturdum seyrettim ama zaten lüzum yoktu öbürüne. O sesi duyduğum vakit bir de besteleri duyduğum vakit hani kibar. Adam olacak çocuğun belli oluşu gibi. Kibar anlatıyor sen anlat Sezen. Kibar anlatıyor yapma. O zaman gerçekleri duyalım Sezen Hanım. Sezen anlat. Tam olarak ne şanlı o gece? Yani babam seyrediyor olamaz inşallah. Bak, bir seni şey hiç bilmediği konular bile. Amer, bak CIA bile 25 yıl sonra bütün failleri açıyor. Vakti geldi. Çok dostum, fazla oluyor. Bu bayağı bildiğin ama X-Files. X-Files. Allah uzun ömürler versin. Babam tabii şey olduğu için benim için hala İzmir'e gittiğimde hazır ola geçmeme sebep olan bir karakter olduğu için. Neyse artık o da öğrensin aman. Şimdi güzellik yani şey, yani gerçekten şey gençlik deliliği diyelim. Semra İnanç diye aslında benim ben kız sesinde okurken oradaki matematik ve aynı zamanda edebiyat hocası. Çok Semra İnanç'ı tanırsınız. Şarkı da söyledi sonradan. Bir güzellik ve şey salonu, spor salonu açtık. Ben Atilla Özdemiroğlu'nu aradım. O gelemeyeceği için 31 Aralık'ta Şanar Yurda Tapan gecikti. Ama ben şirketten ve her şeyden haberdarım yani. Kendime bir hedef belirledim. Şanar her zamanki ağır başlılığı ve cool duruşuyla geldi. Fakat o yaşlarda insanın aklı nasıl gelip gidiyorsa ben... Bir tane kırmızı beyaz çizgili bir şort ayağımda. Altında böyle uzun çizmeler. Oturacak bir yer de yok. Şanar halının üstüne oturdu. Ben o güzellik salonunun bir başından bir başına yandım Allah diye. Ya şimdi bunu düşünürken ya şu anda sırtım terliyor ama o sırada bana çok normal geliyordu çünkü Şanar da çok normal bir şey seyrediyormuş gibi yani o duruşunu hiç bozmadığı için ben salonun bir başından ciu diye oraya ciu diye bu tarafa gidiyorum. Ve aklıma geldikçe de fenalık geçiriyorum. Şanar her zamanki tavrıyla gayet güzel İstanbul'da görüşürüz dedi. Benim o şovumun, o çırpınışımın karşılığında duya duya ben bunu duydum. Sonra İstanbul'da bir araya geldik. Onu da artık Şanar söylesin. Gerçekten bir veda olarak belki algıladı onu ama yok, devam etti. Değil. Ya dedim ya sesini duyduğum vakit, bestelerini de söylediği vakit. İşte hani meşhur laf vardır adam olacak çocuk diye. Besbelli ki bu kıza bir şey katmaya bile gerek yok. Sadece onun bir yol açıp çıkması gerekiyor. Onun için hemen yani
tereddüt bile yoktu. Atilla'ya geldim, anlattım. Çok iyi bir sesi var, çok iyi bir sesleri var falan. Kaç sene sonra söyleyeceğim. Ben öyle çırpınırken oradan oraya, o sırada ne hissettin? Yani, nedir o kulluk yani? Şunu öyle merak ettim. O sırada ne yapayım? Çırpınma lüzumu yok. Yeter sesin güzel, anladım falan mı diyeyim? O... Yok, bana da hiçbir şey nasıl söylemedi. Yani. Gayet halı da galiba yani, böyle her şeymiş, rahatmış ki. Her hazır halıyı da evet, size nasıl anlattın? Bana bir böyle normal anlat. Orada bir deli kız var demedi yani. Orada oraya fırlayan giden. Sen kendini anlattın biraz eline. Ben Şener'in şarkısını söyledim. Şener'e. Evet, bir aynı onun gibi söyledim. Senin eski eşinin şarkısı. Artık burada hangi? Hangisi senden başka falan mı? Yani işte onlardan birini söyleyeyim. Artık şimdi burada hangi eski eşin olduğunu söyletmedik. Bir tanesi ya. Gerçi benim ona bir şey söyleyecek bir yüzüm. Bence de yok. Kaç tane evlilik oldu? Ben de mi? Atilla abi sizde. Demin yani... saymıştık. Hatırla. Dur bakayım. Bugün hafızam benim şey oldu. Yemezler abi. Şey yaptılar. Radyasyon. Her şeyi unutabilirsin kadınlar asla. Beş canım. Ankara'nın birincisi şey Yaprak kızım ve şey oğlum Sarp'ın annesi. Ankara'nın en güzel kızıydı hakikaten. Basket takımı, milli şeysi falan. Kaptan falan böyle. Enşit'e kolejinin böyle şey kızı. Önce o. Onu kaptım. Onu kaptım. Sen bülbül gibi ötme. Ya güzel bir şey yaptım. Kötü bir şey yapmadım. Ne güzel çocuklarımız şahane oldu. Şahane bir şey yaptım. Evet. Ne güzel çocuklarımız oldu. Niye? Evet. Yok yok gayet yani iyi. Yani ömür boyu yani illa ömür boyu şey. Yani suçlu mu hissetmem gerekiyor? Yok ben mesela öyle bir şey demedim. Her tam şeyi tersine anlatır mısın diye işime bir fenalık geldi. Anlatıyorum. Yani iyi tabii. Bir korku değil mi? Ya, ya, bir ben sonra pek yaramadım ona. Sonra ikinci devam etsen. Peki hızla anlatayım. Füsun. Sonra üç eş, şey kız kardeşi Lale. Lale. Yani şu anda Mansur olan. O zaman Özdemiroğlu olan. Lale. Sonra Müjde'yle biz hiç evlenmedik ama yani evlilik biliyoruz. 17 yıl falan bir yani yazılı akt yoktu ama yani evet, evlilik ciddi biliyorum. Bir karı kocalık. Sen bir vakit vardı, vakit yoktu ama ciddi bir vakit oldu. 16 evet, sene evet yani öyleydi. Ondan bence sonra çok daha manalı yani kontratsız hali. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Öyle düşünüyorum ki çok kontrat yap. Ben dediğim 5 oldu. Bir de ikizlerimizin. Bir tanesine de uyumadım evet. Allah biliyor. Özel maddeler var, bir de kontratlar. Hayır yani bizim önümüze konulan matbu kontrattaki. Hayır, belediyenin verdiği yani, kontrat neyse. Yani uyumuş gibi yaptım da. yani şimdi gibi. Engin mesela Kanada'ya gidişiniz vardı ya sizin. Evet. Evet yani böyle bana bir şey söyledin, hatırlıyor musun sen o zaman? Ne dedim? Ben gidiyorum dedi. Kocanı da seviyordun o zaman. Fakat şarkıcı olmak istiyorum ben eninde sonunda dedi. Öyle gittin. Evet. Hı-hı. Zaten benim yolumu açan Ali Engin'di. Değil aslında mi? Ailesi Ali der. Ben Engin diyordum evet, ona. Yani ille bir değişiklik öyle, beklediğim şey. Evet, sonra İzmir'i kurtarmış o şeyi bu Körfezi temizledi. Evet. Körfezi temizleyen proje. Çok genç yaşta oşnograf deniz jeolojisi üzerine profesör oldu ve İzmir Körfezi'ni temizledi. Hala zaman zaman geliyor. Yapıyor evet. Ama yani üniversite benim jeoloji asistanımdı. Ta o zaman kafayı takmıştı ve yani çok büyük hizmetleri olmuştur evet, bu konuda gerçekten. Eyvallah. Hem Türkiye'ye hem size. Evet. Evet. Hepsinin hizmetlerine ayrı teşekkür ediyoruz. Şükran duyuyoruz. Eyvallah. Sizde kaç akit oldu? Kaç akitimizi aldınız siz? Ve o ne o ya? O fazla değil yani. Ev, yani sonra evlilik. Melike ile işte turneye çıktık. Gitmiş o konu. Baban izliyorsa ben ona göre konuşmak istiyorum. Yani babam izliyorsa var ya bazen yarın hani o korkuncu. Kapıyı açıp yatağa. Bir İzmir'e girilemeyecek. İzmir'e ya girilemeyecek İzmir zamanlar. Bu şey şaka gibi geliyor ama hakikaten böyle bir ilişkimiz var. Çocuklukta bende nasıl bir iz kaldıysa İzmir'e gittiğim anda etmem ben hazır oldu. Yani şöyle asistanım şahittir. Sokağa çıktığımızda 7:30'da telefon açıyor. Mesela ben 7'de çıkmışım zaten yürüyüş yapmaya. Hava karardı eve dönün diyor. Tabii babacığım hemen geliyoruz diye. Dinler eve dönüyorum. Ya çok değer veriyorum. Yani. Çok tatlı bir insandır ama onun kalıpları var, kuralları var. Ve şöyle yok.
yani onun, babamın kalıpları ve kuralları var. Tamam, o başka şey ama sen hiç yani sert o bir kural, insan yoktur. Yok, sana. Yumuşak kalıpları, kalıpları, kuralları var diyorum artık, üsteleme. Yaşayan bilir, daha gelmeyeceğim. Yani üsteme babasıyla annesi yan yana durdukları vakit dünya şeker insanlar ama hani Sezen'e baktım onlardan ola hani enteresan çünkü matrak kızın teki. Onlar bayağı ciddi ve formal insanlar. Yani çocuk da herhalde... Bu kız da şeyde infialden öyle olmuş yani artık şey olmuşsun sen ciddiyetten kendini bir dağıtmışsın. Yani büyük ihtimalle işte hepimizin kayıtları kodları var yani büyük ihtimalle onlar da öyle yapmak isterlerdi. Çünkü yaş ilerledikçe şimdi çok yaşlandılar ve onlarda o özgürleşmeyi çok net bir şekilde görüyorum yani. Annem de özellikle sinirlendiği zaman eskiden dikkat ettiği kelimelerine hiç o kadar dikkat etmiyor. Lügat biraz değişmiş. Tabii. Belki sizin nasıldı gençliğiniz? Yani biz arkadaştan tanıyoruz sizi ama o bir film, o bir kurgu yani. Öyle geçmedi herhalde. Siz nasıl bir kızdınız yani böyle hanım hanımcık, sessiz, sakin? Ben hanım hanımcık mıydım? Bilmem, Rüçhan'dan başlamak lazım aslında. Rüçhan'ın kızıydın. Ya arkadaşa kadar zaten başka bir hayatım vardı. Ya varlıklı bir aileden doğdum, geldim. Pek fazla dünyadan haberim yoktu. Yaşayıp gidiyordum. Sonra işte karşıma bir arkadaş filmi çıktı. Bir Yılmaz Güney çıktı. Şanar'la Atilla'dan önce Yılmaz Güney'i tanıdım. İşte bir teklif oldu. Filme girdim. Ve o filmden sonra biraz gözlerim artık kendi... Çevremin dışında hayat realitesine doğru açılmaya başladı. Bir dünyaya bakmaya başladım. Çok da iyi oldu tabii. Çünkü yani belki de yine bir yerlere yönlenecektim ama bu bir vesile oldu bir şekilde. Sonra işte Yılmaz abinin talihsiz bir şeysi o içeri girdi. O içeri girdi. Bu iki arkadaş birden çıktı karşıma. Filmin çünkü müzikleri falan yapılacaktı. İşte Şanar. Atilla. Atilla hatta hep şey der. Şanar almasaydı ben olacaktım seni diye. Alttan. Bütün kızlarda gözüm vardı. Galiba öyleymiş ya. Ben giderek korkmaya başladım. İkisi de çok yakışıklıydılar. Çok hoştu. Hala öyleler ya. Bakar mısın şimdi? Sonra işte... İlk keşfeden kimdir aslında? Müzikal anlamda ilk keşfeden kimdir? O sesi. Şanar herhalde. Şanar'la Atilla. O zaman Şanar, ilk keşfeden kızı aldı öyle diyelim mi yani? Öyle. Bu ya. Şanar şey yaptı beni çok tetikledi. Ya ben aslında annem şarkı söylüyor. Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından babam film. Ben iki ortama da çok yatkınım ama ben hep şarkı söylemek istiyorum. Stüdyolara annemle gidiyorum. Annem o zaman canlı tabii stüdyolar bir şey giriyor falan. Hep annemin çantasını taşırım falan. Çok severim. Hayatımda o mesleği yapamam derdim. Çünkü annem için o kadar heyecanlanırdım. Sonra işte bu filmden sonra filmin fon müziği üzerine... vakit yoktu. Ayrı bir şarkı yapılamadı. Şanar beni çağırdı. Annemi tanıyormuş. Anneme bir şeyler yapmış. Beni çağırdı. Dedi ki böyle dedi bir şey var dedi. Yılmaz Güney'e teklif ettim ben dedi. Yılmaz demiş benim sesim karga gibi. Onun üzerine dedi ki eğer söyleyebilirseniz söyleyin dedi bana. Ben de işte küçüğüz yani. Madem filmi söyleyeyim. Fırsat elime geçti falan. Çok tiz bir tondu falan. Girdim sabah kadar 18 dinledim. 18 yaşında Melike. Evet. 18'lik o zaman. 18'ti. Aslında sorun başkaydı. Ben müsait değildim o zaman. Sen müsait değildin hayatım. Sen yine halıda oturmuyordun değil mi? Halı. Yok. Halıda yani. Oturacak yer var. Atilla esmerdi de yani. Çok da hoş esmer yakışıklı. Ya bu yıllar sonra ne biçim şeyler geliyor ya. Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Shaman Scandal in Family. Diğerler Amerikalılar ya tam. Ailede şey. Aslında eskiden konuşulamayan şeyler şimdi çok rahat konuşulabiliyor. Ama yalan rüzgarı moduna girdik. Ya. Gayet güzel yani. O keyif yalan yani. Öyle bir şey vardı ya. Çok şaşıracak yani. Seyirciler yani bu daha önce tanıdıkları insanların bu konusu. Yani hepsi bunların şaka. Çoğu da şaka. Ha, onu belirttiğin iyi oldu Atilla. Yoksa ben... hani, program bu bölümünü izlesin. İçime bir hafif... Seneler sonra böyle konuşuyoruz bu halen birbirimize. Çok keyifli bir şey. Sonra seneler geçti. Değiştireyim konuyu. Yani bunlardan. Seneler geçti. Bir sürü filmi oldu. Orada tabii ki işte Siirt'in Pervar yaylalarına gittim. Hayatımda hiç görmediğim bir hayat. Yani köy hayatını bile görmezken yani Kürt göçerlerinin arasında işte Berivan diye bir kadını oynadım. O da bana inanılmaz bir şey açtı. Bir ufuk açtı. Film sizin hayatınızı değiştirdi aslında. Ya, yani dünya görüşünüzü. Belki çok, ondan sonraki hayatınızda. Yani arkadaş tabii aslında birazcık kim olabileceğimi gösteren bir yol şeysi çizdi.
Sürüde de başka bir şey yani, hiç bilmediğim bir dünya. Yani bugün habire bu işte açılım, çözülüm filan bahsedilen şey, o zaman hani Kürt realitesi filan diye bir şey yoktu. Ben Berivan diye bir kadını oynuyordum. Film Şivan'la Berivan olacaktı. Geçemedi bir türlü, Şivan ve Berivan olamadı. Sürü koyduk onun için filan. Yani böyle bir takım şeyler benim hayatımda. Enteresan bir çağrışım olmuş. Yani, Şivan Berivan geçemiyor. Şivan'la Berivan geçemiyor, sürü oluyor tabii. Enteresan bir şey. Evet, evet. Yani tabii bugünkü olay realiteden çok farklıydı. İşte sonra yurt dışı gidildi. 12 Eylül'den sonra yurt dışına gittik. Şanlar. Siz böyle bir gezmeye gittiniz değil mi? Böyle hani kendine böyle bir hani bir şey, dünyayı görelim bilmem ne, tamam bunu algılıyoruz ama. Benim turnem vardı. Şanlar daha önce gitmişti. Bayağı bir uzun. Ne kadar sürdü sizin o turne? Bizim turne 11 sene kadar sürdü. Aynı meydanın 7 kere ekvator etrafında attığı turne gibi. Bütün dünyayı da gezdik. Herkesin de televizyonuna çıktık. Bu da güzel. Her televizyon programından 5'er sene yedik. Müebbetlik olduk. Her yani. Her ülkede ayrı ayrı yedik diyorsunuz. Müebbetlik yani. Olduk. O da güzel. Ya bitmeyecek bir turnu. Ama dönem geçti. Eyvallah. Her geçti, şey geçer. Erevizyon her şey geçer. Her şey geçiyor ya. Çok Hacı Bektaş Veli'nin meşhur lafı, bu da geçer yahu. Aynen öyle. Erevizyon meseleleri var. Çok da enteresan meseleler. Galiba Türkiye'nin ilk kez izleyeceği şeyler var elimizde. Sağ olun Şanar Bey, açtınız arşivinizi. Biz de galiba teknolojik olarak uygulayabildik değil mi? Gayet güzel. İlkine bakalım. Melike'nin mesela Erevizyon macerasını bilen var mıdır yok mudur? Bir göreceğiz. Buyurun. İnsanız biz. İnsanız biz. Doğaya, dünyaya bekleriz. En girişmiş. En hatırlı. En sevdiği, en uygun. Hayvanız biz. İlkin yaşardık var hep onlarında. Farkımız yoktu vahşi hayvanlardan. İnsanız biz. Bunu hatırlıyoruz mu? Çünkü çok değişik yani, Türkiye üstü bir şarkıydı. Oradan zaten mesajı vermişsiniz. İnsanız biz, çok yakında dünyaya açılacağız arkadaşlarla birlikte. Aslında kaçıncı oldu o? İkinci oldu galiba değil mi? Nilüfer'le Nüket'in şeyinden, boğuşmasından biz ikinci olduk arada. O nasıl? Nasıl yani olduğunuz? Jürilerde bir boğuşma oldu. Çok zaman geçti, söyleyebiliriz herhalde değil mi? Evet. 25 zaman sonra açıyoruz faydaları. Evet. Evet, açmayalım mı? Onun için çıktık bu gece. Bu aslında var. Yani zaman aşımına uğrayan her şeyi anlatmak için. Sosyal anlattı bir şeydi. Ve gerçekten hani Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmek, böyle içerikli bir şeydi, çok güzel olacaktı. Yani parçasını falan her şeyini bırakın. Hani bir nükleer bombaya karşısın. En sonunda da o bombayı kırıyoruz, ediyoruz. Yani hoş bir şey olabilirdi ama olmadı işte. Olabilirdi. Fakat olarak kaldı. Burada en sonunda insanız biz, en zeki, en uygar hayvanız biz diyor ya. Bir kere biz buraya daha çıkamadan, neydi, Kasaboğlu muydu? TRT Genel Müdürü Doğan Kasaboğlu. Doğan, yok değil. Orayı biliyorsun sen. Bu hikayeyi alalım. Hayır, insanız biz, hayvan değiliz dediler ya, hayvan değiliz. Tamam, onu diyen TRT yönetim kurulundaki bir kişiydi. Emekli amiral Sezai Orkunt. Ben kendimi tenzih ederim hayvanlıktan diyor. Çünkü tartışma öyle başladı. Arkadaşlar siz kendi aranızda söyleyin. Ben kendimi tenzih ederim. İnsan hayvandır değildir filan diye. Hayda, Darwin'ler çıktı ortaya gazetenin birinci sayfalarında, insan hayvan mıdır, bitki midir, taş mıdır filan tartışmalar arasında. O arada da parçayı diskalifiye ettiler TRT yayın ilkelerine aykırı diye. Biz de gittik Danıştay'da dava açtık. Davayı kazandık ve son gün nerede final yapılacak tekrar dahil olduk. Yine girdik ama işte bir şeyde ikinci oldu. Az kalsın birinci oluyordu parça. Birinci olsa ne olurdu? Bence iyi olurdu. İşimiz çok zor olurdu 6 kişiyle birlikte Avrupa'lara gitmek falan, ama dünyada gerçekten nötron bombasına karşı büyük tepkiler vardı. Dolayısıyla böyle içerikli bir parçaya da gidildiğinde mutlaka bir ses getirirdi diye düşünüyorum. O dönemde yani Yargıtay aslında hayvan olduğumuza karar verdi. Yargıtay değil, Danıştay. Pardon, Danıştay verdi yani o kararı. Yok, bu şarkının sözleri TRT yeni ilkelerine aykırı maykırı değildir kararını verdi. Peki sonra şey, yönetim kurulu üyesi ne oldu, ne dedi? Yok, gerekçesi vardı kaldı. Nasıl? Gerekçesinde vardı. Yazdı ya. Danıştay gerekçesine vardı. Gerekçesi. Evet, biyolojik olarak insan hayvan kategorisine girer diye vardı. Sistematiğe göre bayağı insan hayvanlardan. Bilim adamlarına falan sorulmuş gelmiş falan. Tabii, bayağı bir ortalık karışmış. Öyle durumda yani şey, çok basit yani, genelde hukukçular böyle durumlarda
Hemen üniversitelere gönderirler. Bilirkişi raporları verirler. Bilirkişi raporları. Bugün verseydik, bugünkü üniversitelerden pek öyle bir şey çıkmazdı biliyorsun. Evet, bugün başka gün. Bugün başka gün. Ama Erozya macerası ilk bu değil ki. Ondan daha öncesi var. Bunun bir sütünelini anlatayım mı? Orada ilginç bir olay var. En sonunda ben aldım bu Danıştay şeysini, götürdüm. Yayınlamıyor TRT parçayı. Danıştay kararını aldım. Ben götürdüm şeye. O zamanki genel müdür. Doğan Kasaroğlu değildi. Değildi. Bir taşlardan biriydi. Neyse, önemli değil. Alçıkçıdan biriydi. Hatırlanamıyorlar onlar zaten sonra da. Götürdüm. Randevu da alıp gittim. Dedim buyurun size şey getirdim dedim. Buyurun Atilla Bey dedi. Oturduk gayet güzel çay falan içiyoruz falan. Telefon açtı. Bana Kars postasını bağlayın evladım dedi. Kars müdürünü bağlayın dedi. Kars Radyosu'nun müdürünü. Sonra Hasan Atilla Bey'in parçası neydi o, insanız biz. Onu yarın post sabah 6.30 postasında bir kez çalın. Kapattı. Buyurun dedi. Yerine getirdim dedi. 6.30 postasında. Ya çok ilginç dönem. Müzenin gelişiminde büyük katkıları olan insanlar bunlar. Evet, unutmaz. Çok muhteşem. Unutulma. Ya ama bir şey söyleyeyim. İşte onların gazıyla da insan daha çok üretmeye başlıyor. Daha çok. İlk Erevizyon değil dediniz. Daha önce Cici Kızlar var. Yok, ilk Semih Yankı'ydı. Semih Yankı'nın kazandığı yarışta. Semih Yankı biliyor. Cici Kızlar'la katılmıştı. Cici Kızlar'la katıldı. Evet, evet. Semih Yankı da herhangi bir şey yok yani. Orada iki eserimiz vardı. Bir de Füsun Önal'ın söylediği Mini Kuş vardı. Doğru, doğru. Cici Kızlar vardı. Mini Kuş'u da attılar. Onu da bilmiyorsunuz. Mini Kuş'u niye attılar? Şunun için bilmezsiniz. Hürriyet'te bu veyahut da başka hangi gazete hatırlamıyorum. Şu kadar bir başlıklı haber. Atilla Özdemiroğlu'nun eseri Çalıntı. Çalıntı. Kimin kuşunu çaldınız? Efendim? Kimin kuşunu çaldınız? Mini Kuş. Sonra neyse. Allah'tan haydardım. Ben burada değilim. O zaman Anne-Marie David vardı ya. David vardı. Sonra çıktı olay dışarı. Ben çıldırdım. Fakat bilmiyorlar ki bir Fransız bir Türk'ün o bestesinin notasını yazıp da bundan 5 sene evvel SASEM'e kaydettirdiğini ve SASEM üyesi olduğunu bilmiyordu. Of. SASEM'e yazdım. SASEM'den orijinal kalite kompozitör Atilla Özdemiroğlu'nun eseri diye yazıyı aldım. Götürdüm TRT'ye. Hadi geçmiş. Mecburen devam ettik. Ama gazete haberi de şu kadar çıktı dibinde. Kars postası arandı mı o gün? Efendim? Alo, sabahleyin bir kere çalın bunu diye. Peki, yok. Bir de ama birinciliğiniz var. O birinciliğin de hikayesi bizde şu anda görsel olarak duruyor. Gösterelim bakalım. Şener abi tekrar teşekkür ederim. Olur. Ama ve şimdi de birinciliğe geçiyoruz. Sayın Atilla Özdemiroğlu. Şanar Yurda Tapan. Öncelikle besteciye veriyoruz efendim. Kutlarım sizi. Sağ olun. Eserinizin yurt dışında da başarılı olmasını diliyorum. Zor bir yarışma oldu. Az farklı da olsa kazandınız. Hayırlı olsun. Çok çok teşekkür ederim size. İnşallah hepimize şans getirir eserimiz. Sağ olun. Söz yazarı Şanar Yurda Tapan. İlginç bir metniniz var. Evet, sağ olun. Hayırlı olmasını, yurt dışında çok da başarılı olmasını diliyorum. Mersi. Sağ olun. Ben bunu da Atilla'ya vermek dilerim. Çünkü her şeyden önce yani çok teşekkür ederim jüriye de sizlere de. Sözlerden dolayı bunu layık gördünüz ama burada önemli olan fikirdi. Fikir Atilla'nın bu birincisi. İkincisi hepimizden çok o yoruldu. 2-3 cephede birden savaştı. Bir yandan sözleri uygun bulmayanlar baskı yaptılar değiştirilsin diye. Ben de baskı yaptım. İki elim yakandadır Atilla'cığım değiştirme diye. Artık hayırlı olsun. Üçüncüsü de bu sözleri baskı yapanların başında TRT Genel Müdürü geliyordu. Kendisi şimdi bana bunu yollatmış oluyor. Ben bunu almamayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim. Jüriye tekrar teşekkür ederim. Parçaya başarılar dilerim. Ama o salondan çıkıp gidemedim. Öyle çünkü hemen oradan gitmem lazım gayet tabii. Tabii canım hemen. Lafı söyleyip fın. Tabii kapıya gittim. Kapının önünde işte bir memur. Hay abi ağzını öpeyim. Herhalde onun da bir derdi vardı. Sağ ol sağ ol sen dedim. Çıkayım. Ama da işimden olurum. Kimseyi çıkartma dediler dedi. Eyvah. Adam işinden etmemek için orada bekledim ama tabii yayın biter bitmez gazeteciler diye üstüne. O tadı kaçtı. Çekip gitsem çok daha güzel olacak. Ama güzel böyle canlı yayında laf sokmak çok güzel bir şey ya. Vallahi ondan sizden sonra Türkiye'de biliyorsunuz canlıyız. Hani talihi değişti. Hatta şekli değişti. Şu anda canlıyız ama. Sokabilir herhangi bir lafınız varsa hemen sokabilirsiniz. Atilla'yı zor tutuyoruz Mesut'un. Öyle Atilla'yı tutamıyoruz şu ya anda. Biz Şanar'la özel olarak görüştük. Yani bir Atilla artık
Allah'tan ki yumuşak ve hümanist şeyler düşünmeye başladı. Radyosun sana ne yaptı bugün? Yoksa tutamıyorsun. Hiç. Hiç tutamıyorum. Söylemek istediğim bir şey. Tutmayalım. Çok memnun oldum. Ay sen de... Yani, tutmayalım. Ben Atilla ile gurur duyuyorum. Aynen. Duyma, Atilla'nın duyma. Şu yaşadığımız günlerde ki muhalif görüşüyle özellikle Gezi'den sonra ve özellikle bu tapelerle olan yerde, böylesine bir ülkede bu kadar korkusuzca, bu kadar güzel direnişine hayran oldum. Ve herkes benimle yani çok hemfikir. Yok ben basit bir şey yaptım. Ki ya, doğrusunu yaptı. Yani çünkü ne doğruysa onu söyledi. Yok yani Sayın Bülent Arıçkarşı'da diyordu ki deniz sesinden insan sesi yapılabiliyor. Benim de mesleğim bu. Evet. Dalga fiziğinden yıllarca uğraşmışım. Böyle bir saçmalık olmaz dedim. Twitter'a yazdım. Sonra da gittim içeriye buldum o şeyi, dosyayı analiz ettim. Kendime güvenmedim. Bir de arkadaşlarıma gönderdim. Siz de baksanıza ben... Benim sesinde benziyor mu bu? Ama doğruları söylemekte onun canını epey sıktılar. Eyvallah. Peki. Çok müzik baskısı var üzerimizde. Yani evet çok konuştuk anlaşılan. Değil mi? Evet çok, hakikaten. Bence Sezen de. Hanım böyle bir şey alırız değil mi ya? Bana mı var bu baskı bir tek? Toplu böyle top yekil bir şey alırız. Ne alırdık? Ne alalım? Ne alalım arkadaşım? Kür dili hicazkar makamı senden işte. Vallahi alalım bir şey. Peki, yani. Hemen hazırlığımız olsun. Araya bir minik veterinerimiz girsin. Evet bir girsin. Bir buyurun yudum ama. Su. Su gelsin. Bir yudum su. Bu senin suyun değil mi? Ok. Merhaba, serçeler yürüyemez, zıplar. Yazıyor, yazıyor bak. Sen olmayınca
bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, fırlanda, zümrüt, senin yakutla kim mutlu olmuş dünyada? İşten gülüş bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, fırlanda, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı bir tek bakış yeter bana. Merhaba, Sahra Çölü kuru bir dönem geçirmektedir. 10 bin yıl sonra tekrar yeşerecektir. Evet, su, ya sular da gelsin. Araya girip çıkabilirsiniz. Yani biliyorsunuz bizim stüdyo, hani benim evim salonu gibi. Aklıma ne geldi? İsteyen çay, isteyen kahve, isteyen varsa lütfen. Aslında şey geldi. Bizim Sezuş'un suyu yok. Şimdi biz birlikte turne yapıyoruz. Delikanlılar, ben, Sezen. 1977 miydi? 78'di pardon. 78'di galiba. Ya, öyle bir şey. Yok, o kadar iyi. Yok, 78 ya da 77'ydi. Dağıttır. Ve Sezen Malatya'da mıydı? Neredeydi? Hangisinden de? Hani hasta oldun, sen çıkamadın, ben çıktım. Senin şarkıları. Hani Malatya'da. Ah, Malatya'da. Sezen bir hasta oldu, onu hastaneye götürdük falan. Baktık çıkabilecek gibi değil. Ben de o kadar hevesli, ben o zamanlar çok politik şarkılar falan söylüyorum zaman falan. Ay dedim, Sezen'in şarkılarını söyleyeceğim işte, bu olmaz olsun. Sezen baktım gelemiyor, ben hemen çıktım sahneye. Başladım altın, gümüş, pırlanta falan. Bir mutluyum, bir mutluyum. Hani o üzerimdeki ağır şeyi atmışım ama böyle güzel şarkılar söyleyeceğim. İkinci şarkısına bir baktım gözüktü orada. Aldı elimden şeyi, mikrofonu. Küçük ama bir mutluluk geldi. Sezuş da sana diyormuş değil mi? Evet doğru. Bana niye politik şarkı yapmıyorsun diyor. Hep Melike'ye yapıyorsun. Şaner da bana diyor ki yani herkesin bu şeyde mücadelede ön saflar. Politik rolü çok dağılım gibi. Onlar 30'lu yaşlarda, biz 20'li yaşlarda. Yani ben de kaşınıyorum. Allah'tan ki o engel oluyor. Yoksa uzun turneye birlikte çıkacak. Yoksa uzun turneye yani, birlikte çıkacak. Evet, evet. Yani, ben Şaner'in intikamını aldım sonra yapmadı şarkıları. O şarkıları şey. Evet evet, sonra. Gün bizim, güneş bizim. Evet. Tabii tabii canım, ben de boş durmadım hayırlısıyla, çok lazımmış gibi. Annemin dediği gibi her çıkan gelinin yengesi olarak. Bu arada Osman Diper yapardı bizim turnelerimizi ve solcu bir ekip olarak. Yani ben bir gece ekibin, otel bir gece yol biliyorsun. Yani ben de ekibin önden çıkan Lalaylum şarkıcısı ama içimde fırtınalar kopuyor aslında. Kimse bunun farkında değil. Ön safhalara fırlamak için ve başımı yemek için şey yapıyorum yani, ateşler içindeyim ama onlar beni koruyup kolluyorlar yani, bir stratejimiz var. O stratejiyi bozmayacağız. Ona göre. Ön safhalara beni sürmüş, sen de arkadan geliyorsun yavrum. Ben de arkadan geliyorum. Bu Edip Akbayram turnesinde, bunu hatırlıyor musun bilmiyorum. Edip Akbayram turnesinde Osman Diper, Reyhan'ın da Edip Akbayram turnesini Sağcıların Mahallesi'ne bağlamış. Biz benim repertuarım da Sevenlerin Sağı Solu Belli Olmaz diye bir şarkıyla başlıyor. Bunu hatırlamıyorsunuz ama hatırlatayım. Böyle durumlarda haklı olarak Edip dedi ki, ben önden dedi çıkayım dedi. Çünkü zaten küçücük bir sinema, matine suar yapıyoruz. İçeride bir homurtu var. Yani diye bir şey. Yani belli ki başımıza bir iş geliyor. Çık dedim Edip, önden çık sen dedim. Yalnız dedi ki, tembihledik. Burada yani işte Nazım'ın sözleriyle bir şarkıyla başlıyor. Yani Nazım Hikmet şöyle şair, böyle şair şiiri okumalara kalkma. Biz ona öyle demedik, uzun uzun anlat dedik. O zamanlar Nazım Hikmet lafı. O zamanlar Nazım Hikmet yani. O çıktı, uzun uzun konuştu, salonu geleceğe kadar geldi. Arkasından ben çıktım. Sevenlerin sağı solu belli olmaz.
Sinema yavaş yavaş kalktı benim üstüme yürüyor. Ben şarkıya girdim ve şöyle yaptım. Ay, ayağım da ağrıyor ama şunu tutsana. Şöyle yaptım. Sinema akın akın üstüme geliyor. Sevenlerin sağ solu belli olmaz. Belli olmaz. Aslan gibi yaptım. Ama lütfen. Aslan gibi finalimi yaptım. Ondan sonra bizi içeride uzun bir süre beklettiler. Sonra otobüse bindirdiler. Jandarma geldi. Bizi korumak için. Bizim bütün hep herkes sısmış orkestra falan. Fakat sonra Reyhanlı'dan çıkarken otobüsten çeşitli hareketler camdan. Çeşitli boyutlarda taşlar. Ya biz onları yedik de bizim ekibin tepkisi tam Reyhan'ın dışına çıkmışken camları aç. Bir takım el kol hareketleriyle yapmayın ayıptır. Ama Reyhan'ın dışına çıkınca değil mi? Tabii canım. Bu, ama iyi kurtarmış ya. Şey yani kurtarmak deyince geçmiş olsun. Nasıl oldu ayağınız? İyice yani iyi atlattım aslında. Bunu biliyorsunuz olumlu düşünceyle yok edebiliyorsunuz yani. Başınıza gelen her şeyi. Olumlu düşünceyi bana o gece... Ay bir su rica edebilir miyim şunu? Arkadaşlar ben... Buyurun. Ya ben çok heyecanlı bir insanım. Öyle mi vereyim oraya? Ağzım dizim. Ben hep heyecanlıyım. Dikiniz yengecim. Ay evet hakikaten hep heyecanlı bir insanım. Oğlum da bana çekti maalesef. Ayağımı kırdığım gece Sibel Algan bizim nakli ilişkiler ne denir müdürümüz. Ya o kuantuma ve şeye kafayı çok taktı yani kişisel gelişime. Nerede Sibel? Bunlara taktı ve yani ben de etkileniyorum tabii öyle ya da böyle bir şekilde belimizi doğrultmaya, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Nereden bir ışık işaret gelirse oraya bir şey yapıyoruz yani ben de onu dinliyorum falan. Bir şeyler konuşuyorduk bir olumsuz bir şeyler söylüyordu bu kelimeler asla dedi bu kelimeler. İptal derhal iptal güzel şeyle olumlama yapacaksınız. Yani mesela dedi aynanın karşısına geçeceksiniz diyeceksiniz ki her şey yolunda güvendeyim emniyetteyim. İşte bir şeyler daha söyledi ben de o sırada bir yukarıya çıktım pardon benim kedi sütlü. Mama isteyerek o da çok fena dile geldi konuşuyor. Bir şeyler söyledi ben onun arkasından. Olumluyor. O da kızım bana yemek ver dedi yani. Ben onun arkasından koşa koşa çıktım. Sonra çıktım bir baktım karşımda ayna var. Dedim ki yap dedim ya. Böyle baktım falan aynaya bir sevindik. Dedim ki her şey yolunda. Çok güvendeyim, emniyetteyim dedim. Her şey olumlu. Şükrediyorum, teşekkür ediyorum dememe kalmadı merdivenlerden. Hoppa. Ya o yetmedi. Şimdi ben böyle durumlarda çok soğukkanlıyımdır. Düştüm yere yapıştım ve çıtırt diye kemiğin sesini duydum. Fakat çok sakin olduğum için ve acıya dayanıklı olduğum için. Aa bu kırıldı dedim. Eyvah. Süper bir evdeki herkes. Yok canım kırılmış olması mümkün değil. Ya ağrıyor yani çok ağır. Bu dedim kırık sesindim. Aa imkansız mümkün değil. Bir de kırık olduğunu ikna etmek için röntgenci gelene kadar. Evet röntgenci gelene kadar ikna edemedim. Yani röntgen geldi ve kırık dedi. Bu defa şaşkınlıktan hepsi tısmış oldular. Şey diye normalde siz nasıl ayağı kırılır mı yani? Ha, nasıl yüce bir... Galiba size geçmiş olsuna giren kim? Emel Sayın yoksa Mükettür mü? Onu da galiba olumlama... yüzünden ayağı kırıldı galiba. Öyle bir şeyler oldu. Ya yani bayağı bir olumlu düşünce. Mesut bu söylediklerinizin benimle bağlantı şeklinden hiç hoşlanmadım. Mükettür'ü benimle iki sene önce kırdı ayağını bir. Gördüğü ilk hastaneye girip çiviler çaktırdı iki. O yüzden de iki sene sürdü. Ama Emel Sayın gerçekten bana geçmiş olsuna gelirken o sırada Mustafa sağ yaşardı bir tarafını kırmış. Oh, sen bana diyorsun ya sen neredesin bir kayboluyorsun bir yok oluyorsun. Ben şimdi bu hiç duymadım. Ben senin bacağının burada
bir şey olduğunu burada duydum. Demek ki korundum. Yani ben de gelsem benim de başıma bir şey olabilir. Olumlu ama da hızla kalmam. Geçmiş olsun ha. Ya bir saniye, bir dakika, öyle değil. Emel Sayın şöyle açıkladı. Şeyin de başına, Mustafa Sayışar'ın da başına böyle bir iş gelince, demek ki dedi bizim gibi şarkıyla, müzikle ilişkisi olan insanlara uygun olmayan bir yıldız şeyi var. Durumu var efendim. Yani, Merkür, Uranüs bilmem ne birbirine. Yani biz böyle her şeyi açıklayabiliyoruz ve tedbir alabiliyoruz. İhtiyacımız var. Danışmanlık hizmeti verebiliriz. Büyük geçmiş olsun diyorsunuz şimdi. Çok teşekkür ederim. Olacağım yani, gayet iyi. Oh, keyifli ya. Bu arada Sezenli Yıllar diye bir şey başlıyor. Yani biz doğru mu duyduk? Bir organizasyon var. Galiba bizim de Cüneyt Özdemir yapıyormuş bunun şeyini. Mustafa Oğuz'un çok hayal ettiği bir şeydi. Benim de çok hoşuma gitti. İşte başladık, bugünlere geldik. 40 yıl olmuş şaka maka. Olmuş mu o kadar? Ya. O günden bugüne. Olmuş. Evet. 10 yaşında başladım ben. yaşımı büyüttüler sahneye. Sahneye çıkayım diye. Sahneye çıkayım diye yaşımı büyüttüler. O yüzden olmuş. Nasıl? Şenol abi sen 10 yaşındayken değil mi gittin? Ve gördüğün şey de o güzellik salonunda. Yok, benden yani büyük. Ben 10 yaşındayken, 20 yaşındaydım. 10 sene ya. Burada anladığım kadarıyla bir yarı belgesel bir şey yapılacak. Açık havada anladığım kadarıyla. Yani bilmiyorum, sizin belgesel. Sizin de anladığınızı bilmiyorum. Mesut Bey diye girebilirsiniz. Yok yok, yani şöyle söyleyeyim. Benle birlikte eş zamanlı olarak Türkiye'de olup bitenlerin, çünkü her şey birbirinden etkileniyor. Şarkılar durduk yerde çıkmıyor yani hayatımızda, ülkemizde, dünyada olup bitenlerin çok izi ve etkisi var. Dolayısıyla öyle bir iç içe geçmişlik, yani bir tür işte o 40 yılın izlerinin, yani tam bilemedim nasıl açıklayacağım. Tam olarak şu aslında, işte, o 40 yılın her gününde bir Sezen var. Her günde bir Sezen var. O 40 yılın her günde bir Sezen şarkısı var. Yani bu toplumda hani dediniz ya, değil mi, sağlı soldu diye çok da keyifli anlattınız onu. Herkesin bir Sezen'i var içinde, yani kabul etmek lazım ki siz 40 yıllık bir ayna tutacaksınız bize anladığım kadarıyla. Ne zaman olacak bu şey, etkinlik? Temmuz 14-15 Temmuz'da başlayacak. Hı hı. Ondan sonra devamı gelecek. İşte onun başka bir programı var. Harika. Öyle devam edecek. Bize bir kombine yazarsanız biz geliriz. 40 yılı birden yerinde idrak ederiz efendim. Hayırlı uğurlu olsun şimdi. Çok teşekkürler. Şimdi tabii Atilla abiyle Şanar abi çok uzun yıllar birlikte, sadece müzikal ortaklık değil, yaşam ortaklığı da yaptınız. Yani anlattığınız kadarıyla gerçekten büyük acılar da çekilmiş. Biz burada gülüp eğleniyoruz. Belki mühür zamanın verdiği o genişlik de. Fakat yaşanılan şeyler kolay şeyler değil. Geldim gördüm, sadece o 15 dakika içerisinde yapılan o müziklerden örnekler vermişsiniz, hatırlıyorsunuz videonuzda. Çok etkilendim, çok eğlenceliydi. Aslında Türkiye'nin biraz müzikal geçmişi de vardı orada. Şat iyi işler yapmış. Şat tamam, açılımını anladık. 1971 yılında kurulan, Şanar'ın şeysini Atilla'nın atını alan bir şey. Yok canım, olur. Şanar'ın şahsını Ağlar, Ağlar ortak. Ağlar mı ortak? Ağlar ortak. Demin tamamen atı sahiplenince ben biraz şey yaptım. Böyle bir durum. O da doğru. Şah da doğru, at da doğru. Şimdi eyvallah, dünya tersine döndü artık. Biliyorsunuz zaman da değişiyor ve dönüşüyor. Şimdi o taş olarak çıktı ortaya galiba. Bir de o var. Evet, böyle bir proje var. Çok. Taş diye bir proje var. Taş diye, yani şey, açılımı topluma adanmış şarkılar. Atalım bir abi. Şarkılar. Efendim? Atalım o taşı. Nedir? Atalım açılımı? Taşı. Topluma adanmış şarkılar. Topluma adanmış şarkılar. Şöyle bir şey. Birleşince istemediğimiz bir kelime oluşuyor tabii ama aslında evet. Çok iyi niyetli bir açılımı var. Evet, şatın da tersi. Topluma adanmış şarkılar. Taş deyince insanın aklına fena şeyler geliyor ama öyle değil yani. Anladım. Öyle bir taştan bahsetmiyoruz yani. Evet. Hayır. Yok yani topluma adanmış şarkılar. Bir lüle taşı şeyinde yani, hani ne diyelim, öyle oynanabilecek güzel bir şey. Topluma adanmış şarkılar nedir bu? 3 yaşında çocuğu anlatır gibi anlatır mısın? Çünkü şu anda zihnim 3 yaşında bir çocuk zihni. 3 biraz küçük ama. Ama ne yapayım, eridim. Tamam, pekala.
her ay Atilla ile ekibiz bir tane şarkıyı topluma adayacağız. Bedava vereceğiz. İsteyen istediği gibi kullansın. Bedava. Bedava. Evet, para evet. Almayacağız. Kim kime bedava bir şey veriyor şu zamanda? Biz. Bu ekip hep. Bu ekip hep. Tamam. Bu ekip hep. Okey. Anlaştık. Bu şarkıyı ilan edeceğiz ortada. İsteyen onu alıp okuyabilir. İşte CD'sine basabilir. İnternette sesini dağıtabilir. Çıkıp sahnede söyleyebilir. Bundan dolayı hiçbir para talep etmiyoruz. Ticari kullanım hariç yani reklam falan hariç olmak üzere. Bu da biraz gelişti. Başka bir şekle ulaştı yavaş yavaş. İlk önce böyle bir şey yaparız. Veririz, isteyen yapar diyorduk. Sonra kızımız Zeynep geldi. Ya baba dedi, ilginç bir şey var dedi. Bir karaoke programı var dedi. İşte internetten veyahut da telefondan da yabancı bir programmış. Onun üstünden çok keyifli oluyor şarkı söylemek falan derken bir dakika. Bu şarkıyı böyle söylesek niye olmasın? Uzatmayayım lafı. Ankara'da böyle bir ekip de varmış. Ortadoğu Üniversitesi'nin mezunları, arkadaşlardan. Onlar zaten başlatmışlar. Ve ben çok şaşırdım çünkü bu dünyanın dışındaydım uzun yıllarda. Atölye hep müzikte kaldı ama ben şimdi tekrardan dönüyorum. Bu karaoke programının 100 bin tane kayıtlı üyesi varmış. Ve her gün 3 bin kişi oradan bir şarkıları indirip karaoke yapıyormuş. Harikulade bir şey. O vakit bu şekilde yürütelim bu işi dedim. Oraya çocuklarla tanıştık, anlaştık. Çok da sevdik onları. Siz de seversiniz. Bir gün onları da konuk edin de kendi ağızlarıyla anlatsınlar. Sonradan da işte onlarla bir hazırlık yapıldı. Ve şarkı oraya yerleştiriliyor. İsteyen oradan dinliyor. Ve iki ayrı ton için düşündük yani. Daha tiz, daha pes, hangisi uygun olursa diye. Onlarla bir gün sonra karaoke yapıyor. Yani bir internet sitesi ya da bir aplikasyon. İnternet sitesi üzerinde, evet. Bir internet sitesi ismi. Şimdi şuradan bağlanacak. Topluma Adam Misarkiler oluyor tabii. O Topluma Adam Misarkiler.net. Buradan girilecek. Bak burada TAS var. Hiç sorun yok. TAS yok. Yani. Burada evet, TAS değil mi? Topluma Adam Misarkiler oluyor. Evet, oradan girilecek ve herkes bu şarkıyı istediği gibi kullanabilecek. Evet, söyleyecek. Çok enteresan. İstediği gibi de kullanabilir. Mesela hani eşime akşam tabii gittiğimde ya arkadaş bak bir Şanar Yurdatapan bir Atilla Özdemiroğlu bestesi söyleyeceğim sana. Bunlar bana bedava verdiler bu işi beleşe. Bu bayağı hani sükseli bir şey ya. Ama sonradan iş gelişti. Ne oldu? Ya Mesut bedavayı duyunca gözleriniz bu kadar. Beleşi fark et. Sezen Hanım fark ettiniz mi beni? Yani çözdünüz. Benim bir gözünüz gözüme girdi ya. İş gelişte şuraya gitti. Bunu dedik bir başka bir şey daha yapsak. Burada bir de yarışma da olsa aynı zamanda. Sadece şarkı hediye etmeyelim. Sesine güvenenler böyle açıp da telefonu ben kendime güveniyorum İstanbul'a geleceğim falan demek zorunda kalmasın. Orada söyledikten sonra. İzleyicilerine kadar yormasın. Evet. Tamam. İzleyicilerin verdiği oyla işte like etme falan diye deniyor. Ne demekse beğenmek herhalde. Bu şekilde bir şat taş kralı bir de taş kraliçesi seçilsin her ay. Taş gibi. Oo güzel. Taş. Böylesine fikir biraz daha sonra dedik ya bu bir televizyon programıyla bağdaşsa ne kadar güzel olur. Ondan sonra sana geldik. Evet. Şimdi taş size. Taş bana geldi. Taş sana geldi. Taş bana geldi. Yani. Taş senin kucağında şu anda. Peki çok güzel. O zaman şöyle yapalım bir şat yıllarından taş yıllarına dönüşüp gösterelim. Bir şat yıllarına götürelim de sizi nelerle karşılaşacağınızı en azından görelim. Buyurun. Senden başka, duyamam ben hiç kimseyi. Dünya dönüyor, sen
Merhaba, çok güzelseniz Panama'da bütün mekanlar size %20 indirim yapar. Ya şimdi bu neye göre Panama'da güzelseniz %20 indirim yapıyorlarmış. Mekanlarda bu enteresan bir şey. Mış gibi yapıyorlar. Mış gibi yapıyorlarmış. Bunlar yapıyor. Bu mış gibi yapla biz anladığım kadarıyla ilk şarkıyla çocukları dünya turnesine. Uzun bir dünya turnesine göndereceğiz gibi. Şanar Sezen diyor hiç rahat durma, hiç rahat vermeyecek. Hiç huzur yok ben anladım ya.
Yenileri de düşürmüş ana. Ya ben şat yapımı aradım. İşte olmaz olsun falan yaptık. Dakika bir gol bir. Hadi dedim boykot yapıyoruz. Kim? Kimi boykot ediyoruz? TRT'yi. Ya benim şarkımı söylemem bir tutturmam lazım. Tek kanalı. Böyle tek kanalı zaman yapacak hiçbir şey yok. Şimdi gruptan ayrılamam bir de. İtimat ediyorum. Ben aslında ön saflarda olmak istiyorum ya. Arka saflarda olan biri olarak ben niye katılıyorum bu boykota diye bir aklımdan geçirdim ama uyumasan olmaz. Biz birdenbire TRT'yi boykot ettik. TRT'yi de çok tuno. Ay çatlayacağım. Şimdi çocukları görünce onlar hani aradan yıllar geçti. Şanar böyle kendilerini önünü açacak ve çok kolay yakalayamış gibi yapmış gibi. Bu çocukla anne dediğinin farkındayım. Ben onu bir merak ettim. Öyle mişmiş güzel tınlamış. Gaza gelip okumuşlar da dışarıda beni bulun. Bütün televizyonlar boykot. 2 yıl. Ay, ileri etsinler. Tabii etsinler. Ne görsün televizyonlar. Peki bunu nasıl kişiselleştireceğiz? Aslında bu kişiselleşecek bu şarkılar. Ya, bu topluma adanmış şarkılar. Bir başka yaptığımız işte ha var. O da kişiye adanmış şarkılar. O da kaş. Bir şey oluyor. Ha siz taş yaparken farklı. Kaş. Yok, şöyle. Kaş yaparken taş. Çok enteresan oldu ama o. Onu da anlatsanıza kaşı. Peki biraz daha geriye gideyim. Gidelim. Atilla zaten yıllardır müzikte. Tamam. Ben değildim. İşte düşünce suçuna karşı girişim. Yok kendini gidip yargılatmak zorla. Arkadan küçük millet meclisleri falan gibi işlerle. Tabii. Bunlarla hep uğraşıyorum. Hayırlı işler. Bana hayrı dokunmuyor bir de. Ama aklım fikrim müzikte gayet tabii. Ama yani müzik öyle bir şey ki hem onu yap hem onu yap. Olmuyor. Müzik bence dünyanın en kıskanç sevgilisidir. Yani 24 saatini versen 25. saati yine ister insandan. Yani müzik yapıyorsan müziğin içinde yaşayacaksın. Her gördüğün şey sana bir şey çağrıştıracak ve içinde bir şey geldiği anda işi gücü bırakıp onunla uğraşacaksın. Ama belli bir yaştan sonra artık öteki işleri zaten devam ettirmek de mümkün değil. Müziğe dönsem ne güzel olur. Sonuna kadar yaparım işte. Çok şükür. Derken aklıma başka bir fikir geldi. Acaba bu fikir gerçekçi mi ne bileyim ben. Atiye bir dönüşeyim dedim. O müzik piyasasını biliyor yani. Düşündüğüm şey doğru mu olabilir mi olamaz mı filan diye Atilla'ya söyledim. Aa ne güzel olur dedi. Ondan sonra altak gever külah gelirken hadi beraber yapalım oldu bu iş. Çok sevindim gayet tabii ki. Sonradan da şat 2 olarak yani ikinci devamı olarak tekrar başlayalım dedik ama o proje daha gerilere kaldı. Çünkü yavaş yavaş başka bir şey çıktı. Biraz gerçekçi olalım. Şat'ta evet fabrika gibi çalışıyorduk. Sezen'in fabrikasından önceki fabrika Şat'tı. Ondan daha sonra o aldı fabrikalar. Ama 30'lu yaşlarımızdaydık. Şimdi 70'lerindeyiz. O tempoyla o şekilde biz çalışamayız. Biz küçüğüz sizden. Daha önce altını çizmiş yani, onu bir o hep arka saflarda. Onu bir iyice belirtmişiz. Biz bunlarla aynı gibi olmayalım. Az çalışalım. Yani harap etmeye kalkmayalım kendimizi. Azar azar yapalım. İşte ilkeler yaptığımız şeyler müzikal olarak iyi olmalıdır. Hep yaratıcı ve yeni bir şeyler yapalım falan. 3-4 tane de ilkemiz oldu. Aynı şeyleri devam ettireceğiz. Nasıl yaparız? Ya bu şarkı yapalım. Nasıl bir insan sevgilisine veya eşine her neyse kıymetli bir hediye vermek istiyor. Bir şarkı yapalım sadece onlara. Tek taş yerine? Gibi tek şarkı. Daha hesaplı. Yani, daha hesaplı gerçekten. Daha evet, hesaplı. Gelirler bize anlatır kim hediye vermek istiyorsa. Tabii birazcık tüyo vermesi lazım ki sadece onların anlayacağı bazı unsurları da o şarkının içerisine biz yedireceğiz. Bir konuya yedirelim. Tabii bak diye söyler şeklinde değil ama usturubuyla koyalım ki o hediye o insana ulaştığı vakit o kendisi için yapıldığını iyice anlasın. Mutlu olsunlar böyle. Biz de işte bunu yapmış oluruz.
Sonra olsa iyi tamam. Hoş da yani bu kadar sene sonra dönüp sadece para kazanmak için bir iş yapmış olacağız. Evet, hayır. Ondan sonra taş çıktı işte. Taş oradan çıktı. Dolayısıyla ben bu, toplumu alayım. Ben bu şarkıyı benim hanıma söylesem herhalde mış gibi yapar benim. Orasını bilemem. Bu, İlki bu olmasın. Bu, zaten olmaz bu toplumu adandı. Peki ben taşı benim üzerime attınız. Ben burada ne yapmalıyım? Ne yapacağız? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ha. Önce ilk başta bu tasarımı da yaparken şöyle bir sorun çıktı. Bunu bir şarkıcı okuttuğumuz zaman insanlar özellikle amatör yani fazla meşgul olmamış kişiler hemen gidip ona yapışıyor. Onu taklit ediyor. Sezen Aksu diyelim ki hemen Sezen Aksu. Evet. Biz bir anda 3000 tane Sezen Aksu'yla karşı karşıya kalırız. Onun için bir koroya önce sonra dedi ki robotik mi adı var ses yapalım. Robotik de çok o kadar da artık şey. Fakat özellikle koroya okuttuk ki mümkün olduğu kadar da yorumsuz vaziyette. Ki herkes aslında bir yorum yarışması bu. Bu anlamda. Kendi yorumunu bakalım lazım. Tek tek bakalım ki herkes nasıl yorumlayacak bu şarkıları. Bu şarkıları. Evet. Bu şey bu atıyorum şarkı sözü böyle kalacak. Biz yorum bekleyeceğiz. Işte. Şarkı duruyor yerinde. Şu anda girsinler siteye toplumadanmışarkılar.net. Tamam. Oradan ben bu şarkıyı söylemek istiyorum dedikleri vakit hem orada dinlemek için söylenmiş demin duyduğunuz şeklinde olacaklar hem de iki tane farklı tondan playbackleri bulacaklar. Güzel. Girip oraya karaoke yapacaklar. Harika. Sonra dediğim gibi oradan işte yine like, hate falan bakılmıyor. Like'tır, hate'tır. Biri çıkacak. Üçer kişi diye düşündük. Üç erkek, üç kız. Sonra bir ay sonra senin programında final yapacağız. Peki gayet birisi güzel. Aslında biz bir şarkı yarışması değiliz yani biliyorsunuz bir talk show'uz ama yani bizim aklımıza Şanar abi bunu soktu. Bu sefer ön safları da bizi itti. Biz gibi safladık. Kendilerini özellikle söyledi ben arka safta kalacağım diye. Biz her akşam gelecek haftadan itibaren her akşam bu şarkıları yorumlayacak izleyicilerimizi alacağız. Ve her akşam bir yorumcuya bunu yorumlatacağız. Dolayısıyla bir ayın sonunda büyük jüri karar verecek. Evet yani doğru yorum şudur diye o şarkı onun olacak. Öyle diyelim yani. Evet. Aslında ya bu hem çok tatlı hem bir şey olacak. Aslında. Güzel bir iş ya. Evet. Çok tatlı bir şey. Çünkü şarkı söylemek yani bence herkesin şarkı söylemesi lazım. Yani çünkü bu kadar estetik bir şekilde insan acısını, öfkesini, biriktirdiklerini, sevincini bu kadar estetik bir biçimde dışarıya vurabileceği bir şey bulması mümkün başka değil. O yüzden evet. Mesela yani ben diyorlar ki o şarkıyı ona verdin, o şarkıyı ona verdin. Hani bir şey gibi Tanrı'nın terazisi gibi sen okuyabilirsin, sen okuyamazsın. Sana da söyledim ya Şanar. Yani ben kim oluyorum da böyle bir karar vereceğim. Herkes söylesin. Ama onun içinde gerçekten bir şarkıyı çok iyi anlamlandıran birileri varsa onların da kıymetini bilsin herkes. Onlar da ödüllensin. Yani bence çok tatlı bir şey. Dediğim gibi yani iyi ya da kötü herkes önce bir şarkı söylesin. Bir çığırsın önce. Çığırmak çok kıymetli bir şey nazarımda ama bunun içinde çok anlamlı ve çok güzel tınılarla çığıranlar da hak ettiği yerleri bulsunlar. Yeni kuşaklara böyle bir hizmet sunuyor benim yol arkadaşlarım. Harikulade. Ben bayıldım bu işe yani. Ben İyi çok teşekkür ben. Ediyorum biz seçtiğiniz için bu birincisi. İkincisi inşallah bu bayrağı biz ya da bu flamayı artık neyse doğru düzgün taşıyacağız ve her akşam izleyicimize sizin bana anlattığınız şekliyle anlatacağım. ve galiba hani Türkiye'de böyle bir mış gibi yap hareketi başlatacağız. Evet. Hiçbir şey olmasa mış gibi yaparız en fena. Evet. Hiç pişman oldunuz mu birine şarkı verdiğiniz için? Yok. Hiç olmadım. Gayet güzel. Pişman olmamışsındır ama aklımda kaldığı şarkılar olmuştur söylemek istediğin. Mutlaka var. Ya tabii ki evet. Böyle söyleyeyim diye evet. Değil mi? Ama yani öyle tutturuk. Ben oldum Sezen. Kaç tane şarkını verdiğin zaman niye kendini söylemiyorsun diye. Ya kaç tane beste yapmışım durup oturup hepsini ben okumaya kalksam. Yani bir de bu nasıl bir tutturukluk ya? Delilik o kadar tutturmayalım. Delilik gibi bir şey yani kimse hepsini ben okuyayım. Hepsini ben okuyayım. Nereye kadar olacak şey değil olacak yani. Şey. Kime pişman olduğunuz verdiğiniz vardır rahat bilmiyorum hatırlıyorum. Sen hatırlıyor kendi muyum, hatırlamıyorum. Sana kendi pişmanlığını sordu. Sen gene gözünü bana daldırdın ama. Sen kim birine şarkı verdin diye pişman oldun mu diyor.
Doğru mu anladın? Doğru, doğru. Çok doğru. Çok doğru. Beyin. Beyin. Ya ben olağanüstü bir performans. Canım geldi. An itibariyle olumlusun. Ya sen olağanüstü bir şey yapıyor şimdi. Atilla'nın öz gücü böyle insanı dehşete düşürüyor. Evet. Bizim mizahımıza ve latifelerimize katlanıyor. Gerçekten beynine şuaları aldı geldi. Yine de gayet iyi idare ediyorsun. Hani bir iki kere beni ısırdın o kadar. Öpmekle ısırmak istiyorsun insanla. İyi Allah ya. Canım işte sorduğun soruya cevap vereceğim mi? Vereyim. Kime pişman oldun şarkı verdin? Sakın isim verme. Vermeyeceğim. İsim verme. Veremem, verebilir miyim? Herkes var, çok güzel. Pardon, var. Var mı? Var. Atilla, olmadı. Oldum. Var. Oldum. Söylemem tabii ki. Tamam, yani. İsmi vermeyeceğim onu diyorum. Peki, gayet güzel. Melike Hanım, tekrar bir filmde rol almak ister misiniz? Mesela hayatınızı başka bir şeye çevirecek. Evet. Güzelmiş. İsterim. Ya ben Türkiye'nin gerçekten hani şu 10 film, ilk 10 filminin içindeki 2 filmde oynamış bir insanım. Çok şanslıyım ondan dolayı. Ama ondan sonra döndükten sonra bir sürü, özellikle yurt dışından döndükten sonra çok teklif oldu. Ben bir türlü oturtamadım kendimi o rollere. Yani ben kendimi zaten, yani 2 filmde oynadığınız vakit çok da profesyonel bir oyuncu olmuyorsunuz. Hani daha çok şarkı söyledim, daha çok yorumcuyum aslında. yani aklıma... yapamayacağımı bildiğim şeyi de yapmak istemiyorum. Hani her şeyi yaparım abi, her filmde oynarım abi. Hani bu olmaz. Bazı rolleri kendime yapamayacağımı düşündüm. Bazıları kendime yakıştıramadım. Ama bekliyorum. Bekliyorum diyorsun. Bir... tamam, bu gayet iyi. Bekleyeceğim. Bu da herhalde mesajda doğru düzgün link ettik. Şöyle bir lafınız var. Son albüm 2009 yılında çıktığında çok hoş bir şey söylemişsiniz. Bir anne, anneanne, bir yorumcu olarak doğaya ve tüm canlılara borcumu ödemek için çıktım yola. Neden borç hissettiniz kendinizi? Ne borcunuz vardı? Şöyle bir borcum var. Ya nasıl bir dünya bırakacağız çocuklarımıza? Nasıl bırakacağız? Yani ben kendi başıma bir şey, tek başıma belki yapamayacağım ama ben en azından hani ismi duyulmuş, kendi üzerime düşen vazifeyi yapmak durumunda hissettim kendimi. yani bu bütün doğanın talan edildiği bir dönem. Ormanların kesildiği, üzerine özellikle de bugünlerde şeylerin çakıldığı, binaların, koca koca binaların çekildiği, işte görüyorsunuz. Yok, 4., 5., 6., kaçıncı köprü olacaksa yeşili talan ediyoruz rant uğruna. Bunlar artık gittikçe artmaya başladı. Doğayı kirletiyoruz, bu sorumluluğu yani şey yapamıyoruz kendimizi, inanılmaz bir karbon ayak izimiz var. Dolayısıyla yani ben kendi kendime geri dönüşüm zaten. O geri dönüşüm de ikili bir şey çağrıştırıyordu. Hem geri dönüşüm hem de benim yıllar sonra tekrar bir albüm yapmam olayıydı. Bu da sevgili oğlumun bana şeyi oldu bir. Geri dönüşüm ne güzel ikili dedi, bunu koyabilirsin falan dedi. Sezuş'cumla da o zamanlar konuşmuştuk. Yani işte bugünkü duruma baktığınız vakit orada bir Duyun Beni diye bir şarkı yaptım. İşte o Duyun Beni. De tekrar bu hassasiyete dikkat çekmeye çalıştım. Ben vejetaryen oldum. 5. yılımı doldurdum. Yıllar beni vejetaryen yaptı diyorsunuz. Yıllar beni hayat beni vejetaryen, daha doğrusu vicdan beni. Vicdanım şaha kalktı diyorum ben ve vejetaryen oldum. Çünkü hayvanları çok seviyorum ama sadece köpek ve kedi değil. Yani o kadar çok seviyorum ki hayvanları yiyemiyorum yani. İnek de bir hayvan, kuzu da bir hayvan, keçi de bir hayvan. Öyle değil mi dostum? Bu kadar tatlı söylüyorsun. Ama öyle. Mesela benim bir kuzuyu verseler elinize, dünya güzeli o kuzu. Halbuki o papir dolasını koyup mangal yapıyorsunuz filan. Yani kendi kendime düşündüm. Evet, sana vejetaryenlik yakışır. Her insana yakışacağı gibi. Oh güzel yani. Üstüme düşeni yapmaya çalıştım. Takılarımı, aksesuarlarımı kendim yaptım kardeşim, şarkılarımla diyorsunuz. Biz bu arada tabii atlamış olmayalım. Sevgili Serhan Yastıman arkada duruyor. Çok genç bir usta diyelim ona da. Serhan'cığım hoş geldin. Hakikaten öyle. Öyle değil mi? Ya, biraz anlatsanız da. Mesela sizin anlatmanız daha keyifli olur. Ya hiç tanımam kendisini diye bitiriyorum. Sen de tabii kim o be? Ya olağanüstü yetenekli bir müzisyen. Şimdi bitiriyor kurdular. Çok genç ama
Yani işte bazı insanlar doğuştan, yaratılışı doğuştan öyle dünyaya geliyorlar. Geçen gün bir şarkı dinlettim, hemen gözleri doldu. Yufka, ben her türlü insanın, mesela bende çok büyük kredisi vardır. Ne olursa olsun insanlık halleri her şey hepimiz için. Bir tek merhameti olmayan insandan tırsarım. Dinlen kaç annemin tabiriyle. Yani o manada Serhan çok iyi bir müzisyen, çok genç ve çok başarılı, şu bu. Ama bu dünyayı billur damlaları gibi çok değerli bir şey damlatacak. İnsaniyet. Öyle olması çok kıymetli. Yoksa dünya enstrümanını iyi çalan ya da sesi çok güzel olan insanlarla dolu. Bu manada çok kıymetli. Onu böyle alıp böyle yalayıp yutup sonra götürüp çarşıda satasım var. Öyle derler. Yalayıp yutup götürüp çarşıda satasım var. Baba geçmiş olsun. Bugün Nil Kara İbrahim Gül'ün oğlu için aynı şeyi söyledik. Sertab resmini yollamış. Böyle bir, Allah esirgesin, böyle bir lokmalık, böyle bir şey olmaz. Mesaj attım. Bunu götüreceğiz çarşıda satacağız diye. Yani o kadar tatlı. Abi tezgahı hayırlı uğurlu olsun. Ünlü Halk Ozanı Şemsi Yastıman'ın torunusunuz. Bu genlerle ilgili bir şey var değil mi? Yani böyle yani bir şekilde genetik olarak geçiyor yani o ozanlık geleneği insanlara. Bir uyduruktan İspanyolca okusundu. Bir örnek var zaten yani. Bu Muharrem Ertaş var biliyorsunuz. Tabii ki. Bu Neşet Ertaş. Bunun gibi birçok örnek var yani Türkiye'de. Peki tarzını belirledin mi? Yani tarzını belirledin mi? Benim tarzım. Aslına bakarsanız yani şimdi 32 yaşındayım. Hani 92 yılında konservatuara girdim. Girdikten sonra birçok tarzı zaten okulda öğrendik. Besteler yaptım, çizdim. Ondan sonra şimdi yeniden devam ediyorum. Ama hani bir tarz belirlemek istemiyorum açıkçası. Çünkü değişken bir şey yani. Hep Sezen Hanım da söylediği gibi dünyanın, hani Türkiye'nin gidişatına göre değişiyor sürekli tarzlar. Öyle bir şeye girmiyorum yani. Müzik seni bir kalıba sokacaktır belki, evet. Yani. Belki zaman niye girsin içerisinde. Canım? Ben şöyle diyorum. Canım ne isterse onu okurum. Sen de canın ne isterse onu yap yani. Evet. İnsan şu kadarcık insan aklının icat ettiği kuralların dışında da sizin mışmışçılara mışmışçılar kime diyorum? Dışarıda beni bulun. Eyvallah ya. Bu ekibi çok yani aklınıza uymayan kurallara uymayın diyor arkadaşım. Çok net. Aynen. Tabii. Aklına, ruhuna ve vicdanına uymayan kurallara uymayacaksın, kanun bile olsa. Bu kadar. Onu bir şekilde demokratik yoldan değiştirmeye çalışacaksın. Evet. İnsan aklı bu kadar bir şey yani. Yeni turnenizi ne tarafa doğru düşünüyorsunuz? Eskiden Sibirya derlerdi. Şimdi koltuk kalmadı artık biliyorsunuz. Şimdi bir şeye doğru var. Sınırlara doğru, bu Orta Doğu'ya doğru bir şey var. Herhalde biz Batı'ya doğru yönlendireceğiz yüzümüzü. Öyle tatlı bir turneye çıkacağım. Esas mesleğini söyledim aktivist olarak. Aktivistim aynı zamanda. Sen onu söylemedin. Aktivistim herhalde. Evet, bilmiyorum evet. Yani. Aktif bir konuda. Yani yaşadığım aktif, toplumda benim vicdanımı çok rahatsız eder. Yeni deyim daha çok kullanmaya başladım. Ve içim başladım. İçimi, yani iyi ki bir Twitter diye, iyi ki bir sosyal medya var. Eskiden bir şey verirdik, manşete bir şey yazarlardı. Ah, yani bu böyle bir manşet yok, ben böyle konuşmadım derdim. Şimdi hiç olmazsa Twitter hesabım var. Evet, herkesin kendi medyası. 3-4 sene evvel Twitter'a soktu. Şimdi ben istediğimi yazıyorum. Oradaki sizsiniz değil mi? Şimdi Melike Demirağ. Şey, kaygılar içindeyiz ya. Yok. Ben gerçekten olmadım ama diye. Ben onun o olduğunu hemen anlayabilirim. Öyle mesela mi? Sezen yok şimdi Twitter'da. Ben yokum evet. Ama tanınmış arkadaşlarım var. Onu tak diye bakıyorum. Hemen anlıyorsunuz. Yazdığı kelimelerden, söyle şeyden. Yani bana da bakan görür. Ben hayatımda hiçbir zaman hakaret etmem. En edilmesi gereken insana bile. O çünkü bütün dünya insanları benim insan kardeşimdir. Yani bugün bu ülkenin cumhurbaşkanının çok yanlış yaptığını biliyorum. Bir sürü anayasa suçu işlediğini de biliyorum. Ama onun benim insan kardeşim olduğunu da biliyorum. Bunu ben Enver Aysever'in programına çıkmıştım. Onu çok yanlış anladılar. Bütün dünya, yani bütün dünya tek millettir diye düşünüyorum. Ve herkes birbirinin insan kardeşidir. Ama yanlış yapan, eğri yapan, doğru yapan, iyi de olan, kötü de olan insanlar vardır. Onlar da benim insan kardeşim. İyi o, hiçbir zaman kötü olmalarını istemem ama yaptıkları şeye de karşı çıkmak için
Elimden geleni yaparım. Ha, ben de yanlış bir şey yaparsam bana da karşı çıkarlar tabii. Anladım. Yani en azından o hakkı da veriyorum. Yani aktivist derken karşı. Evet ben vicdan aktivistiyim. Eyvallah. Vicdanıma ters gelen hiçbir şeyde susmak istemiyorum. Rahatsız oluyorum. Eyvallah. Üzülüyorum. Siz müziğe dönerek çok şükür galiba böyle şey, kaygılardan kurtuldunuz. Yok. Teşekkür ederim. 20 yıl önce. Kenar benim öğretmenimdir. Yaşar Kemal. Ya çok fark ettim onu. Çok fark ettim onu. Şanar benim öğretmenimdir. 20 yıl önce Yaşar Kemal Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çağrılmıştı. Alman Der Spiegel dergisinde yayınlanan bir yazısından. O yazıda devletin Kürtlere yaptığı muameleyi eleştiriyordu. İki parçaya bölünmüştü gazeteler filan. Bir kısmı bu adam vatan haini, Türkiye'yi dışarıda kötülüyor diye. Ötekiler Yaşar Kemal bizim kaç tane Yaşar Kemal'imiz var, yüz akıdır filan diyor. Ama haklıdır, haksızdır tartışılıyor. Beni rahatsız eden başka bir şey vardı. Ya Yaşar Kemal gibi, Orhan Pamuk daha o gençti. Dünyanın her dilinin neredeyse yazıları çevrilmiş bir insan bile düşüncesini açıkladığı için suçlanıyorsa bizim o haklıdır, haksızdır tartışması hakkımız yok artık. Yan yana gelmeyiz ve bu işi çözmeliyiz. Orada başlayan şey de suçlu yazıları yan yana koyduk Yaşar Kemal'inki dahil. Bir sürü tanınmış, bin küsur insan imza attı. Çok da tanınmış insanlar da gidip kendimizi savcıya ihbar ettik kitapla. Ve zorla bir dava açtırdık. Sonra bir daha. O çalışma 20. yılına girdi. Bugün de bölümleriyle birlikte devam ediyor. Artık hadi düzenli yani yine hala kendinizi savcılığa şikayet ediyorsunuz. Artık savcılar dava açmak zorunda oldukları halde açmıyorlar. Onu gidip ya yine Şener abi geldi. Aman abi olmuşsun sen. Ay canımı sen benziyorsun. Başka bir şey yaptım ama. Canımı sen benziyorsun diyorlar. Başka bir şey yapıyorum. Buyurun. Düşünce Suçları Müzesi diye internette bir müze açtık. Oh. Basit düşüncesuçlarimüzesi.net. Girin bakın. Orada Türkiye'de ne oluyor bitiyor hemen hemen günü gününe koyuyoruz müzenin dışındaki. Bak sakın müzeyi bir yerden alıp bir yere götürme. Yok o bugün başımıza Hatay Müzesi'nde gelin engellenir. Yani. Ya. Ulaşım evet, engellenir ama artık yani, çoluk çocuk bile öğrendi nasıl proksiler üzerinden ulaşacaklarını. Ama yok edemezler artık. Oraya koyduğumuz her şey kalacak. Peki. Dolayısıyla da ağızlarından çıkanı, şimdi orada da bir uyarı var politikacılara. Lütfen ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Ertesi gün kendinizi bu müzede bulabilirsiniz diye. Müzelik olursunuz. Güzelmiş. Evet müzelik olurlar. Hazır bekliyor onları heykellerin konacağı sütunlar. Uyardı. Dikkat etsinler. Yani ifade özgürlüğünden hiç anlamadığını belli eden bir laf ettiği vakit büste oraya girecek. Tıklayınca büste ne dediğini hangi parti hangi şey olması hayır, önemli hayır, değil. Hayır. Kimse hayır. Kimse öyle. Kimse öyle. Dünyanın en değerli şeyi. Bir başkasının fikrini ve düşüncesini nezaketle dinlemek ve nezaketle cevap verebilmek. Bu sakinlikte, bu efendilikte, bu soğukkanlılıkta durabilmek ve hiç katılmasa bile bir başkasının fikrini özgürce savunabilmesi için onun yanında yer alabilmek. Bu bir insan için çok erdemli bir şey. Yani başka... Ne hangi değerler için uğraşacağız, didineceğiz? İçin yaşayacağız. Yani bir demokrat ancak ve ancak böyle davranmalıdır diye ben de bütün kalbimle inanıyorum. Eyvallah. Peki biraz ya gelelim müziğe. Bunu, soru sormamak da çok şeydim. Müziğe gireceğiz ama hiç güme giden şarkınız oldu mu? Aa dolu. Ben çok tutacak zannettim. Hiçbir şey olmadı mesela. Allah aşkına. Tabii tabii çok oldu. Şimdi mesela çok özenip de yani bütün şarkılar birbirinden iyi olsun diye uğraştığınız zaman bilhassa kendi elinizi hazırlarsınız bu felaketi. Oo, çok güme giden şarkım oldu. Hatta böyle bir projem var güme giden şarkılar diye. Yani vakit var mı o kadar bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Canım da hiç şarkı yapasım da yok. Yani bir belki yaparım iyi hissettiğim. Yapın ya yani güme gitmesin o şarkılar. Muhtemelen şarkı gitmeyecektir. Daha ne istiyorsun? Hangi canım? Yani ya, toplasan kaç kişinin yapabileceği kadar şarkı ürettin. Benim dinlenme vaktim geldi. Ne güzel konuştun. Hatta ağzından bal damladı ya. Yok jübile kabul etmiyoruz. Ben yani direkt girişte söyledim bunu. Jübile kabul etmiyoruz. Oo, Atilla abi aldı kemanı eline.
Buyurun efendim. Biz bir şey söylüyor muyuz? Pardon. Burada yani, ne söylememizi istersiniz? Yazın isterse müzik. Benim, ya kimin benim, canını çekerse? Benim en sevdiğim şarkıyı o zaman. Yani bütün programlarımın sonunda şunu anlatabilir miyim? Var mı vaktim? Estağfurullah var tabii bütün ki. Programlarımın finalini arkadaş şarkısıyla bitiririm. Çünkü Allah herkese nasip etsin. Ben arkadaşlığın ne olduğunu İstanbul'a keklik gibi büyük bir cesaretle sekerek gelerek gençlik cesaretiyle geldiğimde gördüm. Ve yolun başında muhtemelen böyle bir şey, yani çok tatsız şeyler de olabilirdi. Yolun başında Şanar'la ve Melike'yle tanıştım. Evim yok, barkım yok. Fakat İzmir'e sığamıyorum. Evliyim, kocam Kanada'ya doktora yapmaya gitmiş. Babam zaten şarkıcı olacağım deyince gözleri burnunun yanına yapışıyor. Şimdi ben evli olunca yırtmışım, hazır şarkıcı olacağım, beni kimse bağlasan duramıyorum. Geldim ama gerçekten çok zor koşullar altında. Evveliyat var tabii, uzun bir hikaye bu da. Sonra Şanar ve Melike 2 yıl birlikte oturduk biz. Öyle mi? Ay çok acayip eğlenceli bir yerdi ve Melike sabahları kahvaltımı hazırlar, yatağıma getirirdi. Sezoş, ben de kalkardım Meloş. Bizimki hakikaten çok... Konforlu bir hayatmış ama ya, başlangıç için. Enteresan, Allah hep gönlüme göre verdi. Çok güzel bir başlangıç. Çünkü eğer öyle olmasaydı ömür boyu, çünkü bu kayıtlar önemli insan hayatlarında. Güvensizlik, itimatsızlık, beyandan şüphe etme, masanın altında bir şey arama gibi insanı kemiren duygular olabilirdi. İz bırakıyor. Ben hala size güvendiğim gibi herkese güvenmeye devam ediyorum. Masanın altında ne var diye sizin yüzünüzden bakamaz oldum. Herhalde iyi bir şeydir diye düşünüyorum. O masanın yani altında. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Meloş. Güzel kardeşim benim. Şükranlarımı bir kere daha sunmak isterim. Aynen öyle. Aynen. Melike'ye, Şanar'a, Atile'ye. O da yolun başından beri hep arkadaşım. İzmirli bir kız çocuğunun. Biz sana çok çok teşekkür ederiz. Canım benim. Yani İzmir'den, yani bir ülkede, bir şehirden başka bir şehire ünlü olmak için gelip de kötü yola düşmeyen. Nadir birisi olarak. Kimseye önermiyorum. Okula gidin, öğrenin. Yani bir daha da fena. Hepinizin bir bahtı bu kadar açık olmayabilir. Bu yolu önerdiğim için söylemiyorum. Ama bana böylesi düştü. Ben böylesini yaşadım. Öbür türlüsü belki daha iyi. Onu da bilemiyorum. Babacığım hepsi şaka. Hepsi şaka. Aslında hepsi şaka. Peki. Ne istersin? Bilmiyorum. Öyle bitiririz. Arkadaş. Finale mi gidiyoruz? Tabii. Yani arkadaşla bitirip manşetlerle de son vereceğiz galiba programa. Manşet almadan da yapabiliriz. Gerçekten baştan sona manşet. Ne manşeti? Tamam, yok yok. Manşet. Atmayacağım manşeti. Duygudur arkadaş.
kadar derde, kedere ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın hiç o taçta gülen gözlerde yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Buradan sevgili Yılmaz Güney Edebi, ruhuna merhaba diyelim. Ortak olmak hem sevince her derde kenar ve yürümek ömür boyu beraber. Biz hiç ayrılmayız. Seninle, sizlerle arkadaşlar. Efendim, güzel bir Burada Laf Çok gecesini Türkiye ekonomisine zarar vererek bitirdik. Çünkü haklı olarak insanlar şöyle şeyler söylüyor. Ya abicim bu ertesi gün iş olacak, ertesi mesai gününün gecesine konur mu? Evet koyduk ama bizi tekrar izleyebilirsiniz cnntürk.com adresinden. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Estağfurullah, çok teşekkürler. Sizi buradan gözü yaşlı uğurlamak istedim ama galiba mutluluk göz yaşlı. Evet. Evet, evet. Çok incesiniz. Arkadaşlığın güzelliğinin ben şey coşku böyle kontrol edemem duygularımı. Ama mutluluktan dolayı gözümden yaş olarak tezahür etti. Artık bizimki kardeşlik gibi bir şey. İnşallah hiç ayrılık olmasın. Zaten araya zaman girse de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyle sürdürülebilir de olsun. Sitemsiz, yüksüz, beklentisiz bir arkadaşlık kurabildiğimiz için çok şanslı insanlarız biz. Bizimki öyle bir şey yani. Eyvallah. O zaman teşekkür ediyorum arkadaş, geldiğin için. Sağ ol arkadaş. Bundan daha eyvallah. Bir şey olmaz. Eyvallah. Biz birlikte çıkarız buradan. Atilla abi, öncelikle geçmiş olsun ama zaten geçti gitti. Bitiyor. Sağ olsun Sezen'cim. Böyle her gün FaceTime, böyle sabahleyin bak başı çevir, bakayım başını bu tarafa çevir. Bakayım, öyle yani her gün evet, şeyinizde yapıyor. Devamlı kontrol altında. Güzel kontrolünüzde yapıyor. Hatta geçen gün ayağın nasıl oldu dedim. Çıkıyor ateller yürüyorum dedim. Eyvah dedim ben. Eyvah Sezen geliyor değil mi? Eyvah Sezen geliyor diye. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler yani zor bir günün akşamında. Enerjinizle de şeref verdiniz. Melike abla söyleyecek bir şeyim yok. Ablam dedin. O benim. Sen öyle dua et teyze demedi. Çok teşekkür ederim. Yok, ben herkese söylüyorum. Abla demeyin lazım olur. Ya oğlum ben Suzan'a genelde yapınca. Ben sizin öyle yapıştırıyorum. Ben hanıma tercih ediyorum ama.
Niye? Hanım tercih ediyor. Ama hanım lafını sevmiyor. Yani evet. Bana da Melike Hanım konserde... Siz de durmuyor. Melike Hanım olmadı. Olmuyor. Melike yakışmıyor bana. Melike abla ne güzel. Çok güzel. Sevdiniz ya, mi? Ya, çok sevdim. Melike adını söyle. Bayan Melike mi diyeceksin? Ben diyeceksin sürü yani, filmini çeviriyorum. 22 ya, yaşındayım. Sürü filmi çeviriyorum. 22 yaşındayım. Tarık Akan işte Tuncel Kurtiz. Rahmetli Yaman'cığım. Gidiyoruz böyle. Melika teyze geldi. Melika teyze dediler. Ben dedim bunlar bana niye teyze diyorlar? O saygıdandır diyorlar. Şimdi o gün o oluyordu. Ya yavaş yavaş bu tuhaflığı değiştirmemiz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde Melike böyle bir şey yok. Melike kardeş mi desin? Yok yani saygı duymak, saygı göstermek istiyorlar. Sen Melike'siz dünyada da yok. İnsanın bir adı var. Saygıdan abla, yenge, dayı benzeri şeyler var ve bunlar çok güzel. Anadolu'da çok güzel ama şehirde... lazım olur diyor. Yani mesela Suzan kardeşim aman ona söylenmez. Bir abla deyin de... öyle bir şey yok. Öyle bir şey bir yok. Cevabını duyun. Suzan abla... Bak deme bak başladı yine kaçırma. Ablayı duyunca kaçırmaya başladı. Suzan da orada kaçırmaya başladı. Suzan kaçma gel. Suzan'ın geldiği... Ya uçakta Mesut şöyle uçakta çok korkuyor ve ilaçlar yutuyor. Ve de çok ilginç herkesi sakinleştiren ilaçlar onu agresif yapıyor. Şimdi çocukcağızın bir tanesi iyi niyetle dedi ki buyur Suzan abla dedi. Ama bu zaten öfkeden kudurmuş şey onu oraya öpemiyor da öpemiyor da belli. Öpemiyor çocuğu öpemiyor da böyle yaptı. Ben seni bulacağım dedi. Suzan abla dedi diye. Yani ilaç aldığından dolayı hali de yok. Ayakta zor duruyor ama. Ama şeyi verdi yani. Yani randevuyu verdi. İşte abla, teyze benzeri kelimeleri mümkün olduğu kadar saygı göstermek istiyorsunuz. Melikesiz, şamarsız. Melikesiz. Melikesiz. Evet. Ama bir anneannem olmuş kadınım yorum. O da diyor ki bana niye söylüyorsun anne? Hayır yok torunun desin. Torun. Ama gerçekten teyzesi olduğun insan da desin. Aha. Ama benim teyzesi olmadığım birinin bana, yani benim babam da böyleydi. Buyurun amca diye yer veren biri olmuş troleybüste İzmir'de. Ben seni nereden amcan alıyorum deyip. Yani gülün Allah hep eyvallah, güldürsün. Sizler size çok teşekkürler. Çok sağ ol. Mesut. İyi kullandın değil mi? Yani çok tam yerine denk geldi. Suzan geldiği zaman kameramanlarımızı 60 yaş üstü seçiyoruz ki abla ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla öyle bir garantimiz var. Alışı hala bak kıpkırmızı oldu. Şanır Mesut abi, çok... siz iyice hata yaptınız. Gerçekten, gerçekten ben, biz gerçekten hata yaptık. Çok teşekkür ediyorum bu sistemi başlattığın için. Biz bunu devam ettireceğiz. Artık birlikte. Kaç yıl oldu? 1971. Yani şattan taşa, 44. Taştan kaşa baya biz bir güneye indik. Ay lütfen güzel. Ben 76'dan sonra lütfen. Siz daha sonra. Siz yok, hep artık saplardaydınız. Ama 44 sene sonra yeni bir başlangıç yaparken dostlarımız, arkadaşlarımız bizi hiçbir zaman bırakmadılar. Biz onlara bir teşekkür ederiz. Sana da aynı şekilde. Sağ ol. Seren çok teşekkür ediyorum burada olduğun için. Sevgili dostum isim? Serkan. Serkan dedi... kurban olurum. Teşekkür ediyorum. Abi. Serkan'a ben de çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün son anda söyledim yalnız bırakmadı sağ olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Hepiniz şeref verdiniz. Oh. Evet en zor programın sonuna geldik. Yarın akşam çift sıfırda yokuz. Çünkü vallahi programın tekrarı var yani. Programı tekrarlık koyarız. Olabilir o zaman biraz rahatlarsın. Benim biraz rahatlamam gerekiyor. Bu hafta yine birbirinden değerli konuklarla birlikte olacağız. İyi mi? Az bir kuartlar. Size çok teşekkür ediyorum. Suzan size de teşekkür ediyorum. Tüm stüdyoda Suzan kardeş. Dostluk eden. Gel gel Suzan kardeşim. Bu güzel kalabalığa da teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalınız. Kanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda buradalar çok yayında. İşimiz yüz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asıl olan eğlenmektir.
bizde laf çok. Bum 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 bum. Burada laf çok. Burada laf çok. Bizde laf çok. Bum 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 bum. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Sustan ustalamayız. Çıldırmadan yapamayız. Ya işimizin kralıyız. Herkes biter biz başlarız. Burada laf çok. Bizde laf çok. Burada laf çok.